Selamünaleyküm dostlar. Ballı Kaymak isimli hikayemizin 3. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Zehra burnundan soluyordu. Kalabalık havaalanının içinde bir banka oturmuş, gelen geçen insanların telaşlı hallerine bile aldırmadan öfkeyle seyrediyordu karşısındaki başıboş insan yığınını. Onu havaalanında kimse karşılamamış olması da ayrıca sinir bozucuydu. Neredeydi bu insanlar Allah aşkına? Trende unutulmuş bir bavul gibi hissediyordu kendisini. Bu kadar da fazlaydı artık. Bir karşılama töreni beklemiyordu elbette ama böyle de resmen ortada kalmış bir eşya gibi kalmıştı tek başına. Elinde tuttuğu pembe nüfus cüzdanına son bir defa daha baktı genç kız. Yolculuğa çıkacağı kesinleşince nüfus cüzdanını da değiştirmesi gerekmişti. Çünkü yalandan da olsa resmen evlenmişti o yıl çapkınıyla. Sahi nasıl düşmüştü bu tongaya? Ve Esma'nın iddialarına göre dini nikahın hükümleri de karşılanıyordu o garip bir söreminde gerçekleşen resmi nikahıyla. Yani dinen de bu cıvın eşi olma ihtimali yüksekti. Ama Zehra bunu kabul etmiyordu tabii ki. Yani böyle dini evlilik olmazdı herhalde. Tabii ülkemizde daha kötü şartlarda dini nikah kıyılan genç kızlar vardı. Hatta bazılarının babasının vekaletle evlendirildiğini bile duymuştu genç kız ama zaten Zehra'nın vekaletini yapabilecek bir vasisi, hatta Zeliha'dan başka görüştüğü ve kan bağı olan herhangi bir akrabası bile yoktu. Ama Esma'ya göre bu durumda nikah dahilinin rızasını alma şartı da ortadan kalkıyordu. Gerçi bu dini nikahın şartı değildi çünkü İslam'da nikahı duyurmak esas ve önemli olan şarttı. Ve Zehra'nın da yeterince şahidi vardı. Yani illa aile rızası aransaydı kocaya kaçan onca kızın nikahı sahih olmazdı büyük ihtimalle. Hürmeten de olsa rızasını alabileceği bir ailesi yoktu Zehra'nın. İleride yine evlenmesi gerekse yine kendi başına verecekti bu kararı. Hatta Zehra uzaklara gitmek istiyorum diye ablasının başının etini yerken günlerce Elif 90 kilometreden daha uzağa mahremin olmadan gidemezsin Zehra diye nasihat ettiğinde ona alayla gülüp ''Benim mahremim yok ki abla. Benim birinci dereceden herhangi bir erkek akrabam bile yok. Yani dayım amcam varsa da ben bilmiyorum açıkçası. Bu yüzden akraba ile ilgili hükümler benim için geçerli olmasa gerek.'' dediğinde genç kadının suratı asılmıştı. Oysa Zehra da biliyordu Elif'in onu öz akrabasından daha çok sevip kolladığını. Mustafa'nın bir baba, bir büyük abi gibi Zehra'yı sahiplendiğini ama kan bağları yoktu. Dinen bir bağları da yoktu. Mustafa namahremdi. Onunla yolculuğa gitmesi de uygun olmazdı. Belki hep beraber yolculuğa çıksalar bu sefer de Elif'i kocasıyla vakit geçirmekten mahrum edecekti. Normal şartlarda üçü bir araya pek sık gelmiyordu evin içinde bile. Bu düzeni seviyordu Zehra. Mustafa'yı bir abi gibi görse de aralarındaki ilişkinin laçka olmaması daha çok saygı duymasına sebep oluyordu adama. Bu arada beklediği insanla tarif ettiği banka doğru geliyordu. Ama Zehra henüz onu görmemiş, nüfus cüzdanını siyah deri çantasından çıkardı, renkli cüzdanını yerleştirmeye çalışıyordu. Bir yandan da bu çakma, resmi ve saçma evliliğin hoşuna gidiyor olmasından dolayı kendini suçlu hissediyordu. Bu, muallakta kaldığı bir duyguydu. Hem bir şeye sahip olduğunu hissediyordu, hem de onu sahiplenecek cesareti ve hakkı kendinde bulamıyordu. Rüzgarla sürüklenen bir yaprak kadar iradesizdi kalbi. Levent tarafından gelen ilk Meltem'de bile kilometrelerce öteye, hiç gitmek istemediği o manzarası yanıltıcı ahmak aldatan diyarlara sürüklenmişti bilinçsizce. ''Uçağın kapıları yarım saat içinde açılır.'' dedi Levent dalgınca çantasıyla gelen genç kıza. ''Sana da merhaba.'' Zehra gergin bir şekilde dudaklarını kıvırdı. Bu kızın tebessümleri daha çok küfreder gibi yayılıyordu yüzüne sert bir çizgi halinde. ''Merhaba karıcığım, nasılsın?'' Levent kendisine bilmişlik taslayan genç kızı sinir etmesini iyi biliyordu. Çünkü şehrindeki tüm damarların yerini ezberlemişti uzaktan sessizce. ''Bana karıcığım demet.'' diye tısladı Zehra. Henüz oturduğu banktan kalkmamıştı. Bu Levent'i gördüğü için heyecanlanmasından kaynaklanmıyordu kesinlikle. Sadece bacaklarına komutu vermemişti henüz beyni. Hem neden kalkacaktı ki? Daha uçağa geçmelerine vardı. ''Dip girişinden girmemiz gerekiyordu karıcığım. Buradan değil.'' Levent genç kızın tıslamasını aldırmamıştı çünkü bu hitap gerçekten hoşuna gidiyordu. Belki ağzından alayla çıkıyormuş gibi geliyordu genç kıza ama aslında keyifle söylüyordu genç adam bu kelimeyi. ''Üzgünüm karıcığım, sana bu şekilde seslenmek beni mutlu ediyor ve biliyorum ki senin de hoşuna gidiyor.'' Zehra sessizce Levent'in yüzüne baktı. Dip girişi de neydi? O daha önce ömründe uçağa bile binmemişti. Buraya kadar da taksi şoförü bırakmıştı zaten. Hem VIP girişli milletvekilleri ve multimilyonerler falan kullanıyordu büyük ihtimalle.
Bana öyle bir şey söylemedi kimse, dedi Zehra öfkeyle ve çantasıyla ilgilenmeye devam etti. Siyah kol çantasının fermuarını tek bir hamlede sertçe kapattı. Levent, elini itinayla taranmış açık kumral rengi ile övgüyü kendine toplayıp şımarıkça ışıldayan hafif uzun saçlarına daldırdı. ''Haklısın, bu ayrıntıyı düşünememişim.'' dedi düşünceli bir sesle. ''Levent, genç adam bunu önemsiz görmüş olmalıydı. Seni evinden almama müsaade etseydin eğer, yanlış anlaşılma olmayacaktı aramızda.'' diye ekledi bu sefer, bilmiş bir şekilde ciddileşerek. Zehra gözlerini kısarak baktı genç adama. Bu, tehdit içerikli bir bakış olsa da Levent üzerindeki etkisi daha çok tahrik edici bakışlar listesinde olmasına sebep olabilecek ifadeydi. ''Asistanın da gelecekti, o nerede?'' diye sordu bu sefer Zehra. Zaten o kız gelmeseydi bu iş gerisine gitmezdi Zehra, ama bir kere bu işin içine girmişti, hatta uzaklaşma fikrine balıklama atlamıştı, sonunda yolunun yine Levent'e çıktığını öğrendiğinde ise çok geç kalmıştı maalesef. ''Gelir sanırım, birazdan.'' Levent gözlerini Zehra'dan kaçırmadan cevap vermişti. ''Hadi gel, sana kahve ısmarlayayım. İstesen pasta da alabilirim yanına.'' dedi. Küçük bir kız çocuğuna ''Gel seni babana götüreceğim.'' demek kadar ahlaksız bir teklifti bu. Pastaları da kendi zevkliğine alet ederek Zehra'nın dünyadaki yegane zevkinin içine Levent zehrini damlatıyordu genç adam. Her defasında azar azar ama tadını değiştirecek kadar kuvvetli bir zehirdi bu. Zehra omuzlarına düşürdü. Kendisini her defasında bir köpek bisküvisiyle kandırılan ve istemediği o korkunç maceralara atılan Scooby-Doo gibi hissediyordu. Her gün Ömer Hattab'la defalarca izlediği o çizgi filmde köpeği çok daha iyi anlıyordu şimdi. Ve genç kız bu zaafını Levent'e açtığı için Halime'ye daha da öfkeleniyordu. Aynen arkadaş, uyuz Halime, ispiyoncu Halime. Zehra ayaklarını sürüyen huysuz bir çocuk edasıyla takıldı Levent'in peşine. Havaalanının içindeki kafelerden birine geçtiler. Garson yanlarına geldiğinde içeceklerini ve Zehra'nın zaafı olan pastayı istediler. Zehra o pasta dilimine bakıp iş geçirmişti. İlk lokmasının dilinin her bir noktasına yaydığı o büyülü tadın keyfini çıkardıktan sonra ''Asistanın geç kalmadı mı?'' diye sordu bu sefer genç adama. Levent saatine baktı. ''Haklısın.'' dedi ve cep telefonunu ceketinin iç cebinden çıkardı. O gün siyah, spor tarzda bir ceket giymişti genç adam. Bir iş adamından çok serseri bir gence benzemişti. Ceketinin içinde siyah ve yaka bir tişört vardı ve altına da kot pantolonla spor tarzda rahat bir ayakkabı giymişti. Saçları özenle taranmıştı. Sürmeli gözleri pusluk kafenin içinde bile parıldayacak kadar yeşillerine dömertçe sunuyordu dünyalılara. Arada sırada etraflarından geçen genç kızların sırıtarak genç adama baktığını rahatça görebiliyordu Zehra. Ama Levent onlara pek aldırmıyor gibiydi. 2 sene önce tanıdığı o adam yanından geçen genç kızların bakışlarını kırmaz ve hepsine karşılık verirdi aslında. Değişmiş miydi Levent? Bu mümkün müydü gerçekten? Gerçi Zehra bile 2 sene içinde belki bir 10 yaş olgunlaşmış hissediyordu kendisini. Eskisi kadar gülmüyordu mesela, ya da eskisi gibi dalgaya alamıyordu yaşadıklarını. Sanki babasının ölümü ve Levent'in kalbine o günahkar dokunuşuyla bir şeyler kopup gitmişti ruhundan. Eksikti. Her anlamda eksik hissediyordu. Artık eksik bir Zehra'ydı. Hiçbir şey, ne kadar istese de eskisi gibi olmuyordu bir türlü. Küçük gruplarında büyümek için en çok direnen Zehra'ydı oysa, artık direnci kırılmış ve mecburen büyümesi gerekmişti. Yine de pastayla kandırılacak kadar küçük bir kız çocuğu olmaktan öteye gidemiyordu ne yazık ki. ''Yasemin gelemeyecekmiş. Rahatsızlanmış.'' dedi Levent. Zehra'nın kaşları kalkmış ve alnı gerilmişti. ''Nasıl rahatsızlanmış?'' diye sordu. Kelimeler ağzından sanki bir bardaktan yanlışlıkla dökülen su gibi akıp düşmüştü. ''Dondurma yemiş, üzerine su içmemiş, boğazları şişmiş.'' dedi Levent. ''Belki de terli terli soğuk su içmiştir. Yanında değildim, bilemiyorum karıcığım.'' Levent de gerilmişti. Aslında asistanının gelemeyecek olması geliniyle baş başa kalmak demek olduğu için işine gelse de Zehra'nın huzursuz olmasını ve onu aldattığını ve yine kandırdığını düşünmesini istemiyordu. O toplantıdayken Yasemin'le güzel vakit geçirebileceklerini düşünmüştü Levent. Zehra ellerini yüzüne kapayıp sinirle soğudu. ''Mustafa, eniştem seninle yola çıkmaya ona izin verdi, hala anlamıyorum.'' diye söylendi kendi kendine. Ama bu sözünü Levent de duymuştu tabii ki. ''Bana güvendiği için olabilir mi ve eşin olduğum için seni koruyacağıma inandığı için belki?'' dediğinde genç kız aniden irileşmiş mavi gözlerle genç adama baktı. ''O da mı biliyor?'' dedi ama gerisini getiremedi. ''O da mı?'' diye tekrarladı içinden. ''Evet, tabii ki. Ona danışmadan böyle bir işe kalkışacak değildim. Tüm delillerimi sundum ve Mustafa abiyi ikna edene kadar da ısrarla peşinde gezdim. Nasıl izin verir? Nasıl bir bela var benim peşimde Levent?'' Zehra ilk defa ismiyle hitap etmişti genç adama. Ama bu çok da bilinçli bir hitap değildi.
kendi kendine söyleniyor gibiydi. Hem Mustafa'nın böyle bir şey ona vermesine anlam veremiyordu. Hem de eğer o bile biliyorsa gerçekten arka planda kötü şeylerin olduğu hissi yüreğini sıkıyordu. Elif duymadan halledin yoksa beni öldürür dedi ve birçok konuda beni uyararak söz aldı. Levent adını ilk defa duymuş bir çocuk gibi telaşlanmıştı. Ama onu telaşlandıran Zehra'nın sıkıntıdan kızaran yanakları ve ağlayacak gibi gerilen surat ifadesiydi. Zehra, seni canım pahasına koruyacağıma söz verdim. Biliyorsun, inan bana bir gün hepsini sana anlatacağım. Bunca şeyi neden yaptığımı. Ama şimdi anlatsam fevri davranırsın. Bilmemen daha iyi, emin ol. Zehra dikkatle baktı genç adamın yüzüne. Garip bir şekilde adamın o yeşil bir elmas gibi parıldayan gözlerinin içinde samimi endişesini görebiliyordu genç kız. Merhametli, belki de sevgiyi seçebiliyordu bakışlarında. Bundan hoşlanmıyordu. O adamın sevgisine inanmamak tutunduğu tek daldı çünkü eğer onu da bırakırsa yuvarlanıp düşecekti o yeşilleriyle gönlünü cezbeden sonumu Pemku'ya. Bir şey söylemedi genç kız. İrdelemek istemiyordu bu konuyu. O zaman ben de evime göre döneceğim dedi. Levent şaşkınca efendim diyerek kaşlarını çattı. Asistanın gelmiyorsa ben de evime geri dönmeliyim. Seninle baş başa iş toplantısına gidecek değilim. Zehra gayet kararlı görünüyordu. Daha birkaç çatal darbesiyle dürttüğü güzelim pasta diliminin sabağında ittirdiği eliyle iştaha kaçmıştı. Bavulunu artık geri alamayacağımızı biliyorsun değil mi? Diye sordu Levent genç kıza. Sonra saatine baktı. 20 dakikadan daha az bir süre kaldı uçuşa. Çoktan uçağı yüklemek için almışlardır. Bavul değil, bavullar dese daha doğru olurdu. Zira Zehra ilk defa bir iş gezisine ve mümkünse bir şehir dışı gezisine çıkacağı için biraz abartmış olabilirdi. Şu iki gün için yanına oldukça eşya almıştı ve maalesef ki kişisel bilgisayarını da bavula koymak gibi bir hataya düşmüştü. ''Sen gidince benim bavullarımı da alırsın işte.'' dedi Zehra omuzlarını silkerek. Onca insanın eşyasının arasında senin hiç görmediğin bavulunu özel güçlerim ve X ışınlarım sayesinde seçip almamı bekliyorsun sanırım benden. Haklıydı sonuçta. Alay etmesini bir kenara bırakırsak genç adam haklıydı. Zehra'nın bavullarını görmemişti ki daha önce. Nereden tanıyacaktı? Tam bu sırada son çağrı. Türk Hava Yolları'nın TK 143 sefer sayılı Adana uçağı kalkış için hazırdır. Yolcuların çıkış kapısına gelmesi rica olunur diye bir anons yankılandı havalanında. Bu Zehra ve Levent'in bineceği uçağın anonsuydu. Gergin bir bekleyiş başladı aralarında. Levent Zehra'nın kararını bekliyordu. Zehra ne yapacağını düşünüyordu. Genç kız ayağa kalktığında Levent ona soran gözlerle bakmakla yetinmişti. Zehra yürümeye başladı. Levent de genç kızı takip ediyordu. Levent ödeme yaparken gözücüyle Zehra'ya bakıyordu. Genç kızın kendisini beklediğini görünce gülümsedi. Yine kandırmıştı gelinini. Zehra'nın suratı asıktı. Levent yanına geldiğinde genç adamı düşmanına bakar gibi öfkeyle bakıyor. Hatta bakışlarıyla yüzünün ortasındaki o yelkenli gibi sallanan koca burnuna hayali yumruklar atıyor gibi duruyordu. Adana'ya gidecekti. Levent'le beraber takılmasına gerek yoktu. Kendi de gezebilirdi pekala. Tek başına gezecekti ve dönüş yolculuğuna kadar da bu cıvığın yüzünü görmeye niyeti yoktu. Evet, kendince çok da güzel bir çözüm bulmuştu işte. Aferin Zehra, öyle olacağına eminiz zaten. Uçağa binene kadar konuşmadı genç kız. Levent'in birkaç defa sataşmasını ve laf atmasını da umursamadı. Bekleme sonundaki kızların genç adama bakışını gördüğünde o kızlara da söver gibi bakarak öfkesini etrafa saçıyordu. Hayır, Levent'i sahiplendiğinden değildi de yani yine de rahatsız ediciydi münasebetsiz kızların cıvık halleri. Zaten sinirliydi yoksa hiç umurunda olmazdı da işte sinirini çıkacak bir sebep arıyordu. Biletini görevliye gösterip ince bir koridordan geçerek uçağın kapısından girdiğinde heyecanı başlamıştı genç kızın. Birkaç koltuk ilerlediklerinde Levent durdu. Bu sıra bizimkisi dedi. Tabii ya, yan yana oturmasılar olmazdı zaten. Dakika bir gol bir. Zehra hemen arkasındaki uçuk görevlisine dönüp ''Ben başka bir koltuğa geçirebilir miyim acaba?'' diye sordu ki barca sessizlik yeminini de böylece bozmuş oldu. Görevli tüm koltukların dolu olduğunu, maalesef koltuk değiştiremeyeceğini belirtince yüzü asıldı. Levent seni bir zafer kazanmış komutan gibi keyifli hatta gururluydu. ''Cam kenarına geçmek istersen buyur.'' diye bir de centilmenlik yaptı yılların çapkını. Yalaşık sırık. Tabii ki cam kenarına geçecekti. Bu ışınla koltuğa attı kendini genç kız. Küçük pencereden havaalanındaki diğer irili ufaklı uçakları görebiliyordu. Çoğunda farklı resimler ve yazılar vardı ama çoğu Türk Hava Yolları'na ait gibi duruyordu. Devasa uçaklar oyuncak gibi görünüyordu. Ortalarda dolaşan belediye otobüsleri ve iş makinesine benzer araçlar da vardı. Dalgın calandaki koşturmayı izlerken birden hareket etmeye başladı bindikleri uçak. Ağır bir şekilde ilerliyordu asfalt yolda.
Bu sırada uçuş görevlileri kemerleri kontrol ediyor, kaptan da rutin anonsunu yapıyordu hızlı bir şekilde. Cabin crew, Sliet, Armet and Cross, kick please. Tam da uçuş görevlileri Zehra'nın karşısında koltuklarına kendilerini bağladıkları sırada uçak düz pistte hızlanmaya başladı. Bu öyle bir hızdı ki Zehra'nın midesi allak bullak olmuştu. İstemsizce koltuğun kenarlarını sıkmış ve kaskatı kesilmişti. Genç kızın bembeyaz kesilen suratından endişelenen Levent, "İyi misin çalı kuşu?" diye sordu. Çalı kuşu gagalasın burnunu. Uçak burnunu havaya kaldırdığında midesiyle beraber beyni de geri yakan Zehra, "Sana bir şey itiraf edeceğim," dedi yutkunarak. Levent'in yanına oturan yaşlı amcayı aldırmadan öndeki koltuğu iki elle tutarken, "Ben hayatımda ilk defa uçağa biniyorum." Levent tebessüm etti. Bunu tahmin etmeliydi ama bilemezdi tabii ki. "Tamam, sakin ol, ben yanımdayım. Bunlar rutin şeyler. Şu an uçağımız havalanıyor. Biraz kötü hissedebilirsin. Derin nefes al, dışarı bakmamaya çalış." Levent hiç susmadan sakinleştirmeye çalışıyordu genç kızı. Zehra ise kusmak ister gibi sığarıp soluyor, yüzü şekilden şekle giriyordu. Ayrıca uçak her yön değiştirdiğinde koltuğun farklı yerlerini sıkıca tutma isteğiyle bir yerlere yapışıyordu. Bir ara Levent'in deri ceketini tüm gücüyle sıktığını fark edince utanarak elini çekti. "Özür dilerim," diye mırıldandı. "Önemli değil. Eğer Mustafa abiye söz vermeseydim elini tutar sana destek olurdum. Asıl ben özür dilerim karıcığım." "Karıcığım, karıcığım, karıcığım." Yankılanıyordu bu kelime Zehra'nın beyninde. Aklının duvarlarına çarpıyordu önce. Sonra biraz gıdıklıyor, biraz tırmalıyordu. Ve en son yere düşüp camdan bir kristal gibi parçalanıyor ve her bir harfi etrafa saçılıyordu. "Karıcığım, karıcığım, karıcığım." Uçak gökyüzünde manevra yaparken Zehra'nın midesi havalanıyordu. Aklında hep aynı cümle yankılanıyordu. Keşke zihnindeki manzarasıyla alıp çıkarsa ve çerçeveleyebilseydi bu cümleyi. "Özür dilerim karıcığım, karıcığım." Ve uçak gökyüzünde tam da bulutların üstüne çıkarken Zehra kalbini sıkıştıranın hangisi olduğunu bilmiyordu. Uçaktaki basınç mı, yanındaki adam mı? Sonrasında Levent Mustafa'ya söz mü vermişti? Ne söz vermişti peki? Bunu hiç düşünemedi Zehra. Düşünceler aklında bir iki saniyeden fazla barınamıyordu çünkü. Uçak sallanıyordu, titriyordu. Hatta bazen yalıp alıyordu. Kulakları uğulduyor, basınç yüzünden baskı altında gibi hissediyordu. Bulutların üzerinde olduğu fikri hiç de romantik gelmiyordu genç kıza. Aksine oldukça ürkütücü ve bir o kadar da tehlikeliydi. Bulutlar da yumuşak bir pamuk gibi görünmek yerine bir beton yığınına benziyordu. Rastgele serpilmiş beton yığınları gibi her yandaydılar, sert ve soğuk görünüyorlardı. Bir saatten fazla bir süre Levent'in telkinleri ve sık sık durumunu kontrol etmesi ve dudaklarından kalbe inen sekine dualarıyla geçmişti. Semada mistik bir ejderha gibi süzülen metal yığının içindeki bunalımlı yolculukları. Sonlara doğru daha rahat ve sakin rahatlamış hissetse de uçağın hızla yere inişi, tekerleklerin sert bir şekilde asfaltla buluşması ve sonrasındaki son sürat dengesiz bir şekilde ilerlemeleri yine kalbini heyecanla pompalamıştı genç kızın. Kısa ama ölümcül bir yolda uçak yolculuğu kesinlikle son tercih olmalıydı. Gül gibi asfalt ve duble yollar varken uçakta neydi canım? Bavullarını alıp havaalanın yolcu kapısından çıktıklarında elinde beyaz bir kartona Levent Kadıoğlu yazan bir kızın kapıda onları karşıladığını gördüler. Bu kız hafif esmer, yeşil gözlü, askeri yeşil uzun bir tünikle başına askeri kamuflaj motifleri olan bir şal takmış genç bir kızdı. Levent genç kıza doğru yaklaştığında Zehra durumdan oldukça etkilenmişti. Kimdi bu kız şimdi? "İyi günler, ben Levent." Levent oldukça sevimli ve sıcakkanlı görünüyordu. Kendini tanıtırken üzerinde hem bir centilmenin samimiyeti hem de ağır bir iş adamının vakarı vardı. Aslında hiçbir şey yapması bile davranışları hiç gıdıklayıcıydı genç adamın. Belki etrafına yaydığı aurada bir bozukluk vardı ama etkilenmemek zordu bu genç ve yakışıklı adamdan. Yalı çapkını. "Hoş geldiniz Levent Bey," dedi genç kız kendinden emin bir şekilde. "Ben Ayşe Gizem, Demirezer Holding Başkanı Ahmet Demirezer'in asistanıyım. Sizi karşılamak için buradayım," diyerek kendini tanıttı. Evet, bu bir iş gezisiydi. Zira'nın şirketlerini de kapsayan geniş bir iş anlaşmasının detaylarını konuşmak için gelmişlerdi. Bu sırada Zehra da İstanbul'dan uzaklaşmış olacaktı hem de şirketin işleyişi hakkında fikir sahibi olabilecekti. Muhasebe departmanında pek başarılı olduğu söylenemezdi. Aslında sıkıcı faturaları, bilgisayara girmek hiç de zor değildi ama Mustafa kendisine daha çok yardımcı olabileceği bir konumda çalışmasını istiyordu genç kızın. Bu yüzden de önce şirket yapısını, işleyişini öğrenebileceği fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Hemen işe başlamayacaktı. Önce öğrenme süreci geçirecekti. Eğer yapabileceğine inanırsa uygun bir pozisyonda değerlendirilecekti.
Bu kulağa mantıklı ve kabul edilebilir bir teklif gibi gelmişti ama işin içinde Levent'in de olacağını hiç düşünmemişti genç kız. Aslında Levent'in varlığını inkar etmeye ve görmezden gelmeye çalıştıkça gözüne sokuyordu sanki hayat. ''Memnun oldum Gizem Hanım'' dedi Levent. Kibar ve nazikti. Aynı zamanda belli bir mesafede koymuştu genç kızla arasına. Kaşı gözü ayrı oynamıyor, dudakları çapkınca kıvrılmıyordu. Bir anda genç kızla konuşmasını izleyen Zehra'ya döndü genç adam. ''Tanıştırayım'' dedi Zehra'ya işaret ederek. ''Eşim Zehra Kadıoğlu.'' ''Eşim mi? Bu neydi şimdi?'' Zehra boğazını temizler gibi öksürükle karşılık verdi adama. Asistanım ya da iş arkadaşım demesini tercih ederdi. Görünüşe göre Levent kendini bu oyuna fazla kaptırıyordu. Bunu bir ara konuşmalara gerekecekti. Ayşe Gizem Zehra'ya doğru uzanıp ''Hoş geldiniz'' dedim tebessüm bir yüzle. Sonra tekrar Levent'e döndü. ''Öncelikle siz otelinize yerleştirelim. Öğleden sonra Ahmet Bey'le beraber toplantıya yetişebilirsiniz sanırım'' dedi. Levent saatine baktı. Saat sabah 10 olmak üzereydi. Ancak otele yerleşme ve ılık bir duş ardından hafif bir öğlen yemeği için vakitleri vardı. Başıyla Gizem'i onaylayıp Zehra yanına gelmesi için işaret etti ama genç kızın bavullarını bırakmaya pek niyeti yok gibiydi. Zaten onlardan ayrılamadığı için gelmemiş miydi bu geziye? ''Bavullarınızı şoförümüz alır'' dedi Gizem genç kızın şaşkınlığını görünce. Havaalanının girişinde kendilerini bekleyen siyah renkte lüks bir araca binip yine gayet lüks bir otele gelmişlerdi. Gizem yol boyunca Zehra ile ilgilenmiş ve genç kızı yılışık kocasına mahkum etmemişti. Sevimli bir kızdı Gizem. Mütebessim bir yüzü ve karanlıkta bile ışıldayacak kadar keskin bir renge sahip, arada bir maviye dönen yeşil gözleri hafif yanık buğday renginde yeteneğiyle uyum içindeydi. Aslında psikoloji okuyormuş ama yaz tatiline yaklaştıkları için asistan olarak çalışmaya başlamış, geçen sene ama şirketteki işini de sevince sonrasında yarı zamanlı devam etmiş işine. Lüks bir otele gelmişlerdi. Levent otele giriş yaparken Zehra yine Gizem'le konuşuyordu. Levent yanlarına gelip Zehra'ya oda giriş kartlarından bir tanesini uzatmış ve ''Oda numaramız 1216. 10. katta. Şimdi çıkarsak ancak yetişiriz.'' demişti gayet rahat bir şekilde. Zehra'nın yüzünde kaslar giderek geriliyor ve ten rengi renkten renge dönüyordu. Göz ucuyla Levent'e kaş göz işareti yaparken ''Seninle özel konuşabilir miyiz acaba?'' diye sordu dişlerini sıkarak. Bu sırada Gizem bir karı koca çatışmasının ortasında kalmamak için ''Ben şirkete geçmeliyim'' diyerek aceleyle yanlarından ayrıldı. ''Biz aynı odada kalmayacağız sanırım'' dedi Zehra. Gayet iyi bildiği bir gerçeği göz ardı ederken. ''Peşinde tehlikeli insanlar varken seni hiç bilmediğimiz bir şehirde başka bir odada bırakacak diyelim karıcığım. Hem biz evliyiz unutma.'' ''Öncelikle bu evlilik sadece kağıt üzerinde kalacak resmi bir işlemden ibaret olacak'' demiştin ama hiç sözünde durmuyorsun avukat efendi. ''Neden şaşırmadım acaba?'' Zehra gözlerini devirdi. Levent sadece bilmiş bir ifadeyle sırıtmakla yetindi. Bu kızın sinirli hallerini bile özlemişti. ''Seninle aynı odada kalmayacağım. Her şey bir yana bunun caiz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ne seni uygunsuz bir şekilde görmeye kaldırabilirim ne de sana uygunsuz bir şekilde yakalanmanın utancıyla yaşayabilirim. Beni anlıyorsun değil mi?'' ''Aklımdan neler geçiyor karıcığım?'' Levent hem bir gülüşle genç kızı süzerken Zehra'nın yanakları bir anda alev almış ve güneşte olgunlaşmış ergin bir domatesin kızarıklığına erişmişti. Tabii ki giyinip soyunma ya da duş alma gibi zaruri ihtiyaç zamanlarında karşılaşma ihtimallerini düşünmüştü. Bunu düşünmesi fesatlık sayılmaz yani değil mi? Ah, Levent duştan çıkmış üzerinde sadece beline bağladığı beyaz bir havluyla ''Uf, yok artık tövbe estağfurullah.'' ''Münasebetsiz şey.'' diyerek başını çevirdi genç kız sinirle. Sonra bu hareketinin de muhatabını eğlendirdiğini fark etti. Adam resmen bu işkence dakikalarından zevk alıyor gibiydi. ''Aklımdan seninle aynı odada kalmak geçmiyor. Onu bil yeter sana. Lobide yatmayı tercih ederim.'' ''Çocuk gibi davranma Zehra. Sana saldıracak değilim. Zaten suite odada kalacağız. İki bölmeli büyük bir oda. Kardeş kardeş paylaşırız.'' ''Kardeş kardeş'' benzetmesinin üzerine basarak söylemişti cıvık adam. ''Dünya ahiret kardeşimsin mi demek istiyordu acaba? Ne kardeşi yahu?'' Zehra kollarını çapraz yaparak göğsünde birleştirdi. İşte şimdi gerçekten inatçı, küçük bir kız çocuğu gibi görünüyordu. ''Hiç sevmedim bu fikri. Seninle aynı odada kalmayacağım. Hatta bu olduğum noktadan bir adım bile ileri gitmeyeceğim. Başka da sözüm yok. Son sözüm budur.'' Zehra lobideki bir koltuğa şimdi otururken Levent bezginlik ve bıkkınlık arası bir duyguyla yanına geçti. Kısa bir süre sessizce beklediler. Sonra genç adamı aradımlar otel görevlilerinin olduğu bölüme gitti ve bir süre oradaki görevlilerle bir şeyler konuştu. Neredeyse 10 dakika kadar sonra suratındaki meymenetsiz ifadeden hiçbir şey kaybetmeden genç kızın yanına geldi. Elinde tuttuğu oda kartını Zehra'ya doğru uzatırken genç kızı almak için hamle yaptığında kartını kendine doğru çekti. ''Bazı şartlarım var.'' diye söze başladı.
Zehra kendisini uysal bir çocuk gibi dinlerken cep telefonu sürekli açık olacak. Odanın kapısını hiç kimseye açmayacaksın. Odadan dışarı çıkmayacaksın. Bir ihtiyacın olduğu zaman ilk olarak beni arayacaksın dedi. Zehra başıyla kabul ettiğini ima etti. Pekala bunları yapabilirdi. Zaten odasından çıkmayı düşünmüyordu. Telefonu da her daim açık olurdu. Bir yabancıya kapı açmak da son zamanlarda pek yanaşmayacağı bir eylemdi. Sonuç itibariyle gayet makul bir teklif olmuştu. Son olarak dedi Levent, uslu bir kız olacaksın. Ben zaten uslu bir kızım. Sen kendi yaramazlıklar için endişelen bence dedi Zehra şımarık bir şekilde. Dakikalarda sıkıntıyla oturduğu koltuktan kalkarken Levent kısa bir an irkildi ama sonra hemen toparlandı. Bu ultimatonun altında yatan ince sistemi görebilecek kadar tanıyordu genç kızı. Tüm ukalalığıyla kendisine bakan genç kıza sırf ona az göz kırpmalarından bir tanesi hediye derken merak etme küçük cadı, o iş bende dedi. Bu iyi bir şey miydi yoksa ben hallederim sen rahat ol evinize yeterim falan mı demek istiyordu? Zehra bunu asansörde onca katı çıkarken aklına tartmış ama fesatlık terazisi bir türlü dengeyi bulamamıştı. Levent genç kızın oda kapısının önünde geldiklerinde zaman durmuş ve ben hemen yan odadayım demişti. Neden bu Zehra'ya güven veriyordu? Sanki genç adamın her zaman bir adım ötesinde olduğunun eminliğinde yaşamak ister gibiydi kalbi. Zehra başını salladı. Yan oda olmasaydı şaşardım zaten dedi alaylı bir dille. Levent bunu aldırmadı. Aralarında bir duvar kalmıştı. O ne duvarlar yıkmıştı sonuçta. 2 sene sonra yan odalarda olmak bile büyük bir gelişme sayılırdı. Saatine baktı genç adam ve 12 gibi lobide buluşalım. Öğlen yemeğimizi yiyip şirkete geçeriz dedi. Zehra odasına geçtiğinde Adana sıcağının gerçekten de güneşe ateş ettirecek kadar bunaltıcı olduğu kanaatine varmıştı. Teni terden yapış yapış olmuştu. Hemen ılık bir duş alıp saçlarını kurulamadan üzerine rahat bol bir pantolonla askılı bir üst geçirdi. Odasının manzarası Ceyhan Barajı'nı görüyordu. Bir yandan da Adana'nın kalabalığını görebilecek kadar yukarıdan bakabiliyordu şehre. İstanbul'dan hallice bir yerdi burası. Yabancı bir ülkede gibi hissediyordu Zehra kendisini. Yurttan çıkıp da Elif'in yanına bir mülteci gibi sığındıktan sonra yani yıllardır ilk defa İstanbul'dan uzaklaşıyordu. Gerçi yurt zamanında kaçtığı şehirlerde gezilerinin de pek konforlu olduğu söylenemezdi ya da sürgün edildiği şehirlerdeki hayatının. Telefonun sesiyle yataktan fırlayan Zehra ne ara yumuşak yatağa gömülüp sızdığını anlamamıştı bile. Telefonun ucundaki genç adam tabii ki Levent genç kızın uykulu, şapşal, hafif sarhoş edasıyla alo değişine bile meftun olacak kadar kaptırmıştı kendini. Bir sabah gözünü açtığında karşısında o sabah mahmurluğunu üzerinden atamamış bir Zehra görebilecek miydi acaba? ''Seni bekliyorum karıcığım. 5 dakika içinde lobide ol.'' dedi genç adam. ''Kübar mıydı? Emir mi vermişti o? Karıcığım mı?'' demişti yine. Zevzek. Zehra giderek ayılıyor. Ayıldıkça da sinirleniyordu. Bu adamın her bir kelimesi, her bir hareketi hatta varlığı bile şeytanlarını gıdıklıyordu. Bu şeytanlar hiç hayırlı şeyler düşünmüyordu. Kıyafetinin üzerine Medine ipeğinden yapılmış, ince, hafif, açık pudra renginde işlemeli şık ama rahat bir ferace giydi genç kız. Üzerine de feracesinin detaylarını uydurduğu gold renkli şık bir şal taktı. Makyaj olarak da lavaboya gidip yüzünü yıkamakla yetindi. Hava çok sıcaktı ve insan kendini soğuk bir su birikintisinin yanına gömmek istiyordu. Keşke tabanca alsaydı yanına. Kesin güneşe ateş ederdi Zehra da, olmadı Levent'te. İkisi de yakıyordu şu an genç kızı. Şehirdeki kavurucu sıcak bedenini, Levent'in varlığı kalbini yakıyordu ne de olsa. Levent Dobby'de şık bir takım elbise içinde, koltuklardan birine oturmuş, elinde kahve fincanı ciddiyetle gazete okuyarak bekliyordu genç kızı. Takım elbisesi şıktı. Uzun boyu ve fit vücudu takım elbisesinin hakkını veriyordu. Ceketini çıkarmış yanına koymuştu. İri kareli gri yelek ve beyaz gömleğiyle de yeterince aşık olması bir profil sergilemeyi başarmıştı pis sırık. ''Rahat uyudun mu?'' diye sordu Levent koltuktan kalkmış, Zehra'ya doğru yaklaşmışken. ''İçim geçmiş'' dedi Zehra umursamaz bir tavırla. Ama çok da tatlı gelmişti o uyku. Sabahın köründe yola çıkması, uçakta yaşadığı gerginlik ve en kötüsü de yanındaki adamın verdiği yorgunluk ağır gelmişti bedenine. ''Uykucu'' dedi Levent gülümseyerek. Zehra cevap vermedi. Kulağına küfür gibi gelse de bu söz ağzını açmadı. Genç adamın pis sırt dışında kalmıştı gözü. ''Uyuyor muydu yoksa hala?'' Bu saçma bir fantezi değildi inşallah. Levent Zehra'yı beyaz, lüks bir jipe doğru yönlendirdi. Bu arabana nereden çıktı diye şaşkınca sordu genç kız uzaktan kumandayla aracın kapılarını açan Levent'e. Kiraladım, şirket sağ olsun. Patronum fazla cömertmiş, bir ara harcamaları kontrol etse iyi olur. Uyarmak lazım müsrif çalışanlar konusunda. Zehra imalı bir şekilde Levent'e bakıyordu. Sağ olsun hep cömert olmuştur.
Paraya pula önem vermez ve bana fazlasıyla güvenir patronum. Leventino hiç gıcıklayan hareketi yapmıştı. Cennet eşi de gözlerini küçük bir salise göz kapağıyla buluştururken o kısacık anda genç kızın şehirlerinde yanardağlar patlıyor, depremler oluyor, hatta fırtınalar çıkıyordu. Önce tatlı bir dokunuş, sonra yıkıcı bir darbeye düşüyordu bu adamın hareketleri. Zehra somurtarak ön koltuğa oturdu ve beklemeye başladı. Levent de arabayı çalıştırmadan öylece bekliyordu şoför koltuğunda. Ne bekliyoruz, İlhan Peresi'ni mi? Hayır, birilerinin emniyet kemerini takmasını bekliyoruz karıcığım. Zehra, öfke ve bezginlikle harmanladığı derin bir nefesi içine çekip omuzlarını düşürerek burnundan soğudu. Emniyet kemerini Levent'in boynuna geçirdiğini hayal ederek sert bir şekilde yuvasına yerleştirdi. Kısa süren yolculukları boyunca arabada kendilerine eşlik eden gergin bir sessizlikti. Bir de klimanın rahatlatıcı serinliği. Belki bu arabada yaşayabilirdi Zehra. Kapıyı açar açmaz yüzüne vuran yapışkan ve ısrarcı sıcak oldukça bunaltıcıydı. Güzel bir mekana gitmiş ve tabii ki Adana kebap yemişlerdi. İşte bu cehennem sıcağını çekilir hale getiren bir şeydi. Güzel yemekler. İstanbul'da da bulunabilen fakat asla tadı aynı olmayan o yiyecekleri iştahlı yemişti genç kız. Üzerine künefe ve Türk kahvesini de içmişti. Artık ölebilirdi. Belki de ölmüş ve cehennemle cennet arası bir yere düşmüştü. Cehennem sıcağı ve cennet nimetlerinin karıştığı bir araf gibiydi bu memleket sanki. Yemekten sonra yine çok uzun sürmeyen, yani İstanbul şartlarına göre kısa bir mesafede olan bir yolculuk yaptılar. İş görüşmesi yapacakları şirket büyük ve gösterişli bir binadaydı. Yüksek binanın her katı bu şirkete ait gibi görünüyordu. Büyük bir firma olduğu aşikardı. Girişte kendilerini yine Ayşe Gizem karşılamıştı ve en üst kata çıkarken de yanlarında kalıp ikiliye eşlik etmişti. Şirketin sahibi Ahmet Bey tıknaz, kısa boylu, karnında koca bir top gibi duran, göbeğinden nefes alamıyor gibi duran hafif tombulca sevimli bir adamdı. Esmer teniyle koyu saçları yüzündeki çizgilerle birleşince 50 yaşlara doğru yaklaştığını haber veriyordu sanki adamın. Seveceğin bir şekilde karşılamıştı genç çifti. Yalnız Zehra'nın yanlarına durmasına biraz şaşırmış gibiydi. Biz iş görüşürken eşiniz de Adana'da gezebilirdi demişti. Ben eşimden ayrılmaktan pek hoşlanmıyorum demişti Levent. Aslında dışarısı da çok güvenli değil onun için diyememişti. Tanımadığı bir şehirde tek başına gezmek istemez de kendisi. Değil mi karıcığım demişti gevrek bir şekilde genç kıza tebessüm ederek. Zehra gergin bir şekilde dudaklarını düzleştirmekle yetinmişti. Bu da Levent'e anlam çıkarması için yeterliydi. Yine de Ahmet Bey ticari kabiliyetini de kullanarak asistanı Ayşe Gizem'i ve şoförü Seyfi'yi de Zehra'nın yanına katmış ve genç kızın şehri gezmesi için Levent'i ikna etmişti. Tabii ki telefonu açık kalacaktı ve her aradığında ulaşılabilir olacaktı. Böylece Ayşe Gizem rehberliğinde Adana turuna çıkan Zehra müzeleri, Merkez Parkı, Sabancı Merkez Camii'ni gezmiş ve Seyhan Nehri'nin kenarında bir yürüyüş yapmışlardı. Adana güzel bir şehirdi. Sıcak olması çok güzel bir kızın yüzündeki koca bir sivilce gibi rahatsız ediciydi ama buna da göz yumulabilirdi her şekilde. Bir de Gizem'in bile dikkatini çeken ve ne kadar ilgili bir eşiniz var dedirten telefon aramaları vardı Levent'in gün içinde. Neredeyse saat başı, hatta bazen yarım saati bir arayıp rapor almıştı genç kızdan. Bir defasında telefonunun şarjı %20 olmuş, görmüyor musun? Sana verdiğim taşın hem de şarj cihazını kullanmalısın diyerek uyarmıştı genç adam Zehra'yı. Bu çok ürkütücüydü. Hangisi daha kötüydü? Peşindeki öniz varlığı tam kesinleşmemiş olan kötü adamlar mı, yoksa Levent'in genç kızın hayatının içine bu kadar derinden dalması mı? Akşam yemeğinde Ahmet Bey'in önderliğinde gittikleri şık mekanda oldukça yorgun ama bir o kadar tazelenmiş görünüyordu genç kız. Konuşmalara odaklanamıyordu bile. Arada bir Levent'in kendisine kacamak bakışlarla süzdüğünü yakalayabiliyordu. Ama o kadar yorgundu ki bunun hayal gücünün ürünü olması da muhtemeldi. Gece otel odasına vardığında klimanın soğuttuğu odada daha yastığı görür görmez uykunun yumuşak kollarına teslim olmuştu genç kız. Ta ki gecenin bir saatinde oda kapısı çalana kadar. Aslında ısrarla çalınmasa onu da duymazdı genç kız ama uykusu bölünmüştü bir kere. Telefonun eline alıp ekranın ışığıyla aydınlanan odada kapıya doğru ilerledi genç kız. Oda servisi diye sesleniyordu bu adam kapıya vururken. Ben bir şey istemedim. Teşekkürler. Zehra kapıyı açmaya hiç niyeti yoktu. Adamın sesi bile tekinsiz gelmişti genç kıza. Belki diğer odadan göndermişlerdir hanımefendi. Ben de emir kuluyum dedi adam. Ama Zehra kapıyı açamam, üzgünüm. Ne getirdiyseniz geri götürün dedi ve kısa bir süre bekledi. Öncelikle mekanik bir ses geldi odanın dışından. Belli ki odanın kapısındaki adam dışarıda giriş kısmına bir kart okutuyor ama sistem o kartı kabul etmediğini belli eden bir uyarı sesi çıkartıyordu. Dıt 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 dıt.
Sonrasında kapı dışındaki adamın kapıyı zorlamaya başlamasıyla iyice korkan Zehra uykusu da açılınca telefonundaki son aramalara girip Levent'in adını kısa bir süre dalgınca bakmış ve sonunda yeşil ahize resmine dokunmuştu hemen. Levent ikinci çalıştı telefonu açmış uyarı uykulu bir şekilde alo demişti. Zehra kısık bir sesle Levent sanırım şu an oda kapımı zorluyor bile demiş ama telefondan hiç ses gelmeyince uyuyor ya inanamıyorum diye söylenmeye başlamıştı. Levent alo deyip uykuya dalmıştı belli ki tekrar. Bu sırada kapısı hala zorlanıyordu. Kısacık bir an adam belki de başarmak üzereydi. Sonra ne olacaktı? Zehra pencereye baktı. 10. kattaydı aşağı atlayamazdı. Adamın kafasına vurabileceği bir şey aradı odanın içinde. En yakınındaki gece lambasına benzer şeyi eline aldı. Çok da ağır görünmüyordu ama belki işine yarayabilirdi. Kısa bir süre durdururdu adamı. Sonra koridora doğru koşardı. Bir film sahnesi gibiydi. Hemen şalını gelişi güzel bir şekilde başına doladı ve feracesini de üzerine geçirdi genç kız. Kalbi hızla çarpıyordu. Nefes alamayacak kadar göğüs sıkışmış, gözleri gecenin karanlığı ve odanın loş ışığına inat daha da kararmaya başlamıştı. Uzaklaştıkça yakınlaşan bir bela mıydı bu? Nasıl bir tehlike vardı peşinde? Neden kaçırmak istiyordu bu adamlar Zehra'yı? Bitsin istiyordu artık bu işkence. Sonrasında otel odasının kapısından hışırtılı sesler geliyordu. Kapının kolunu zorlamayı bırakmıştı kapının önündeki her kimse o adam. İçeri girmeye çalışmıyordu şimdi kimse ama yine de hareketliliği hissedebiliyordu genç kız. Ve tanıdık bir ses nokkalı bir küfürle beraber adama ''Kaçma şerefsiz'' diye bağırmasını da işitmişti genç kız. Yüreğine su serpen ezelden aşina, kalpten tanıdık bir sesti bu tok erkek sesi. Artık güvendeydi. Ne olursa olsun artık güvendeydi. Bir an, sadece o an belki de Levent bu dünyada üzerine güvenebileceği tek insan gibi hissetmişti. Ve bu anın varlığına tutundu uçurumun kenarındaki ürkek kalbi. Kısa bir süre sonra da kapısı hafifçe tıklanmış ve yine o aynı tanıdık güven veren ses ''Zehra iyi misin? Ben Levent'' demişti. ''Ben Levent, dünyanın en tesirli, en teskin edici ve bir o kadar da kısa cümlesiydi. O kapının önünde her zaman Levent olacak mıydı peki?'' Zehra göğsünü delecek kadar güçlü bir şekilde atan kalbi yüzünden, yorgun düşen bedeninden cılız bir şekilde çıkan sesiyle ''İyiyim ben'' dedi mırıltı halinde. Şok haline girmiş ve mantıklı düşünme yetisini kaybetmiş gibiydi. ''Müsaitsen içeri girmek istiyorum'' dedi Levent. Zehra üzerine baktı, giyinmişti. Ne ara feracesine giydiğini düşündü, hatırlayamadı. Elindeki lambayı usulca yerine koydu ve uslu bir kızın ebeveynine itaat ederken ki uysallığıyla sessizce kapısını açtı. Levent içeri girdiğinde tekrar sanki az önce bir cevap alamamış, alsa da tam emin olamamış gibi taze bir merakla ''İyisin değil mi?'' diye sordu. Telaşlı ve şaşkın görünüyordu. Sık sık kendi etrafında dönüyor, elini saçına daldırıp boynunu geriye doğru geriyordu. Zehra kısa bir süre sessizce genç adama baktı. Komik miydi yoksa bu hali bile iç gıcıklayıcı mı olmak zorundaydı acaba? ''Levent, itiraz istemiyorum Zehra. Baştan söyleyeyim. Bu sefer seni gözümün önünden ayıracak değilim. Benim odaya geçiyoruz dedi. Sesi sert, otoriter ve net bir tondaydı. Yine de belli etmemeye çalıştığı ürkek ve çekingen bir merakla Zehra'nın cevabını bekliyordu. Bunları sen mi yapıyorsun dedi Zehra başını dikleştirdiği kısa bir anda. Olası bir tartışma hazırlamıştı kendini. İtiraz bekliyordu belki, ayak direme ama Zehra'nın soracağı soruyu hiç beklemiyordu genç adam açıkçası. Levent anlamadım diye sordu şaşkınca. Uykusundan aniden uyanınca algıları mı açılmamıştı yoksa bu kızın sorusunda mı bir gariplik vardı. Ne bileyim hani erkekler genç kız kendine sarılsın diye korku filmi açarlarmış ya. Sen de böyle beni korkutup kendine mi çekmeye çalışıyorsun? Levent ellerini saçlarına daldırıp durduğu yerde bir tur daha döndü. Birkaç adım Zehra'ya yaklaştı sonra vazgeçip yine uzaklaştı. Sen Türk filmi senaryosu yazıyorsun aklında dedi Salih'in işaret parmağıyla alnının hizasında daireler çizerken. Ama peşindeki adamlar çok daha tehlikeli. Keşke senin peşindeki tek erkek ben olsaydım ve her şey senin düşlediğin kadar masum olsaydı. Zehra'nın yanağından usulca süzülüyordu gözyaşları. Tutunduğu en güzel bahaneydi bunların hepsinin Levent'in planı olması. Bir yanı bunu istiyordu tüm ısrarıyla ve diğer seçeneklerin hepsi o kadar anlamsız geliyordu ki genç kıza. Tehlike Levent'ten gelecekse ona bile razı olacak gibiydi. ''Şimdi hazırlan'' dedi Levent giderek yumuşayan ve anlayışlı bir tona bürünen sesiyle. ''Benim odama geçeceğiz. Merak etme. Seni rahatsız etmemi öden göstereceğim.'' Bir erkekle aynı otel odasında kalmak, hileyle evlendiği ve kabul etmek istemese de dinen de evlendiği şüphesi olan kalben zaten ona ait olduğu adamla hem de. Nasıl rahat edebilirdi ki? Ama itiraz etmedi Zehra.
Şu saatten sonra tek başına uyuyamazdı zaten. Hem Levent'e o kadar kandırılmasına rağmen garip bir şekilde güveniyordu. Güven kavramının lügatindeki tanımı giderek daha karmaşık hale geliyordu Zehra için. Aklının zerre kadar güvenmediği adamdan kalbi sonuna kadar emin olabiliyordu ne yazık ki. Valizini usulca toparlayıp Levent'in arkasından yan odaya geçti. Ayakları geri geri kaçmak için komut bekleyen hazır asker gibiydi. Acı çeken bakışlarıyla Levent'e bakıyordu. Genç adam da Zehra'dan farklı değildi. Kafasının içi dağınık, hareketleri bilinçsizce savruluyor gibiydi. ''Sen yatakta odaya geçersin, ben bu kısımda yatarım.'' dedi. Suit odanın oturma kısmındaki kanepeye doğru ilerledi genç adam. ''Ben senin yattığın yatakta yatamam.'' dedi Zehra kararlı bir sesle. ''Kokunun sindiği yastık, teninin değdiği çarşaf haramdır bana.'' diyemedi. Levent anlamsızca yüzüne bakınca ''Ben başkasının yattığı yatakta yatamam, huzursuz olurum.'' diye geveledi. Levent gözlerini devirdi. ''Ah kontesim, düşünemedim, kusura bakmayın.'' Derince aldığı nefesi burnundan soluyarak ağırca dışarı verdi. Sinirleri Zehra'yı kaldıracak halde değildi. Kanepede rahat edemezsin. İstersen görevli çağırtıp çarşafı değiştirelim dedi. Düşüncesiz bir insan olduğun için normaldir dedi Zehra dişlerini sıkarak ve zoraki bir gülümsemeye devam etti. Hem ben yadırgamam öyle. Banklarda bile mışıl mışıl uyumuş insanım. Konfor aramam zaten. Levent'in sert ve keskin bir renge bürünen koyu yeşilleri yumuşamıştı bir anda. Bir insanın hangi yarısından öpüp bağrına basılabilirdi? Zehra'nın her bir yarasının kurumamış kabuğunu ucundan gördüğünde yüreği sızlıyordu bu adamın. Levent sıkıntıyla soğudu. Zehra ile uğraşacak enerjisi kalmamıştı. Zaten sinirleri de gerilmişti. Peki dedi, sen bilirsin. Yataklı kısma geçip yastık ve battaniye getirdi genç adam. Ben içeride olacağım. Sen rahatına bak dedi son kez. Ama Zehra rahatına bakacak değildi elbette. Eşarbını çıkarmamıştı yatarken feracesine de ve çantasından ayırmadığı çakısını da her ihtimale karşı yastığının altına eleştirivermişti. Güvende miydi? Belki azılı katillere karşı kendini güvende hissettiğini söyleyebilirdi ama Levent'le aynı odada kalmak hiç de güven verici ve konforlu bir eylem değildi. Zaten öyle kolay da uyku diyarına gidememişti ruhu. Avcısına karşı tetikte olan bir ceylan gibi açıktı tüm duyuları. İlk hışırtıda beylik çakısını acımadan kullanmak üzere kendini şartlanmıştı. Hayır, kesinlikle güvende değildi. Levent önce Zehra'nın usulca kapattığı telefonun sesiyle irkildi. Zaten pek duyduğu söylemezdi. Yarı uyku hali, yarı uyanıklık evresindeydi, gergindi. Genç kızı koruyacağına söz verse de gücünün yetmeyeceği adamlarla uğraştıklarının da farkındaydı. İçeriden gelen ışırtıları dinledi genç adam. Zehra lavaboya geçmişti. Sonrasında okunan sabah ezanı ve yine kıpırdanmalarına oluşan sesler. Genç kız sabah namazını kılıyordu belli ki. Bu kızı neden sevdiğini düşündü. Her konuda Levent'ten daha güçlüydü Zehra. Sinirleri güçlüydü. Hayatın zorluklarına karşı duruşu güçlüydü. Ve imanı da çok daha güçlüydü. Sabrı da, tevekkülü de genç adamı hayran bıraktıracak kadar güçlüydü. Ve tüm bu gücünü bir maskenin arkasına gizleyecek kadar da mütevazıydı üstelik. Tüm o çocukça sımarma nöbetleri Zehra'nın bir oyunuydu. İnsanlara güçlü yanlarını göstermemek için uydurduğu bir oyundu. Tıpkı acılarını sakladığı gibi güçlü yanlarını da ustalıkla sakladığı genç kız. Ama Levent onu tüm sakladığı, gizlediği, ötelediği yaralarıyla görebiliyordu. Berrak bir suda denizin dibindeki mercanları görür gibi hem de. Net ve duru bir şekilde. Güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını görebiliyordu. Neden kendisinden kaçtığını ve böyle hırçınlaştığını bile bilecek kadar tanıyordu genç adamın kıymetlisini. Sesleri dinlemeye devam etti. Zehra uzunca bir süre dua etmişti secdede. Ne dilemişti acaba? Sonra yine usulca kalkmıştı seccadesinden ve aldığı çekmeceye geri koyup kanepeye geri gelmişti. Genç adam ayak seslerini kalbiyle duyuyordu sanki genç kızın. Her adımında telaş yapıyordu aciz kalbi. Ergenliğinde bile yaşamadığı bir heyecan demde bu. Onun topuklarının değdiği her bir santimi samimi bir heves ve aşkla bağrına basabilirdi. Ertesi gün Levent Zehra'yı bir an bile gözünün önünden ayırmamıştı. Önce beraber kahvaltı yapmışlar, ardından sıkıcı iş toplantısına beraber gitmişlerdi. Ahmet Bey ile Levent aralarında iş konuşurken Zehra ve Gizem de kendi aralarında konuşmaya devam etmişti. Öğlen yemeğini de beraber yedikten sonra Zehra ve Levent otel odasına geri dönmüştü. Levent, ben mi duş alacağım, sen de valizini hazırla, yola çıkarız dedi. Zehra da Adana sıcağında bunalmış ve ılık bir duşa muhtaç hale gelen hararet yapmış bir bedene sahipti. Ama kapmıştı gıcık işte banyoyu da. Hem Levent'in odadaki varlığını bilirken banyo yapamazdı genç kız. O kadar da güvenmiyordu yani bu adama. Sahi, güven neydi? Ben de odama geçip duş alsam olmaz mı diye sordu genç kız ama Levent'in bakışları bile cevap olarak yeterliydi.
Tabii ki ekşi ekşi kokmuş terden ve sıcaktan bunalmış bir halde bekleyecekti burada. Kaçabilirdi de aslında ama dışarılarda bir yerlerde o adamlar bekliyordu belki de pusuda. Burası iyiydi. Gece uzandığı kanepeye geçtiğini, neden bu adama güvendiğini düşündü Zehra. Neden kendini onun yanında buluyordu sürekli ve bundan da hoşnuttu aslında. İstemeseydi hiçbir kuvvet, hatta dışarıda bir yerlerde ne olduğu belirsiz, neden peşinde olduğu belli olmayan o adamlar bile Zehra'yı tutamazdı bu odada. Ama kalıyordu işte. Levent kal diyordu, Levent sana dokunmayacağım güven bana diyordu, Levent canın pahasına seni koruyacağıma yemin ederim diyordu, Levent diyordu işte, Zehra da inanıyordu. Aptal bir kız değildi elbette ama inanmak istiyordu. Hayatında ilk defa bir erkeğe, yaşadıkları tüm saçmalığa rağmen inanmak istiyordu. Hem de en yanlış adama, inanılması en güç adama inanmak istiyordu genç kız. İmkansızı istiyordu belki de kalbi. Levent banyodan çıkmıştı. Belinde bir havluyla. Zehra başını ısla geri çevirmeden hemen önce genç adamın göğsünde tam kalbinin üzerinde yazan kıvırık yazılı bir dövmeye ilişmişti gözü. Çok büyük değildi yazı. Ayrıca süslü, eğik bir font kullanılmıştı. Bu yüzden okuyamamıştı ne yazdığını genç kız. Zaten Levent hızlı odasına geçmişti. Oda denirse tabii. Bir duvarla ayrılan arka bölme işte. En azından onları ayıran bir duvar vardı hala. Zehra'nın ördüğü duvarları saymazsak tabii. Levent giyindikten sonra Zehra'nın yanına gelip hazırsan dedi, odana geçelim. Ben seni kapıda beklerim, sen de duşunu alıp giyinirsin. Evet, kıyamazdı ki Levent Zehra'sına. Kapısında nöbet tutardı ama bırakmazdı da. Bırakmazdı değil mi? Zehra bir tur yerinde zıplayıp teşekkür ederim diyerek sevinç nidaları attı. Küçük bir kız çocuğu gibi. Cehennem sıcağının ortasında vaha bulmuş bir bedevenin sevincine eşdeğerdi yaşadı. Odasına geçip keyifle duşunu aldı genç kız. Kapıda ağaç olup kök salan Levent umrunda bile değildi. Sıcaktan bunalmış ve kendisini suyun sifalı rahmetine bırakmıştı umarsızca. Duştan çıktıktan sonra üzerine sıcağa uygun kıyafetler geçirmiş ve en üstte ince feracesinde giymişti genç kız. Kendisini asansörlerin oradaki koltukta sabırla bekleyen Levent'in yanına mahcup bir edayla geçti. Adamı neredeyse bir saattir bekletiyordu ama buna da ihtiyacı vardı. Neyse ki Levent de bir şey söylememişti. Hatta kişisel bilgisayarla o kadar ilgiliydi ki Zehra'nın geldiğini bile fark etmemişti. Kızı kaçırsalar nasıl duyacaktı acaba? Zehra, Levent'in yakınına geldiğinde genç adamın gözünü bilgisayardan ayırmadan ''Nihayet çıkabildin'' dedi. Hiçbir bezginlik belirtisi olmasa da sesi alayla çıkmıştı adamın. ''Yalnızlığımın keyfini sürdüm biraz.'' ''Yeterince keyiflendiysen artık çıkabiliriz sanırım.'' Levent bilgisayarını çantasına koydu ve yanında duran valizinin sapını eline alarak tekerleklerini sessizce otelin halı döşemeli zemininde ilerletmeye başladı. Zehra da arkasından takip ediyordu. Otelden çıkışlarını yaptılar, kiraladıkları son model arabaya bindiler ve yolda ilerlemeye başladılar. Zehra Adana yollarını bilmese de geçtikleri yollar pek tanıdık değildi. Üstelik otobana doğru ilerlemişlerdi. ''Biz havaalanına gidiyoruz değil mi?'' diye sordu şaşkınca. ''Hayır, Mersin'e gidiyoruz.'' Levent oldukça net ve kısa bir cevap vermişti. Ama bu kısacık cevap Zehra'nın merakını tatmin etmekten çok uzak gibi duruyordu. ''Neden?'' diye sayıkladı sonra. ''Orada ne işimiz var?'' diye sordu genç kız. Hiç memnun değildi halinden. Yurt dışı sevkiyatlarımızın bir kısmını Mersin Limanı'ndan yapıyoruz ve bu şehirde de şirketlerimizin uzantısı var. Gelmişken bakmak, kontrol etmek istersin diye düşündüm. Neden hep benim yerime düşünüyorsun anlamıyorum ki. Anlamadım, dedi Levent ve gözlerini bir anlığına yoldan ayırıp genç kıza baktı, soru sorar bir ifadeye bürünen suratıyla. Benim için hayırlı olanı benden daha iyi biliyormuş gibi davranıyorsun. En başından beri, ilk tanıştığımız zamanlardan beri. Zehra'nın tepkisi sertti. Daha ilk tanıştıklarında bu adam kendisinin yerine düşünüp karar vermeseydi şu an peşinde adamlar olmayacaktı. Ayağına bağ kalbine yük olan bir mirasın vicdan azabıyla yorulmayacaktı ruhu. Aptal bir kız gibi daha gerçek sebebini bile bilmeden mantıklı ve doyurucu bir açıklaması bile olmamasına rağmen bu adamla evlenmeyecekti. Hem başından yanlıştı her şey işte. Sinirlenme karıcığım. Gecikmeli de olsa balayına çıkıyoruz işte, fena mı? Levent yine alaya vurmuştu. Zevzek diye tısladı Zehra gözlerini kötücül bir şekilde kısarak ve daha fazla bu cıvıkla muhatap olmamak için yüzünü yolun yeşil manzarasına, portakal ağacı bahçelerine götürdü. Levent'in keyfi gıcır gibi görünüyordu. Gömleğinin cebinden bir flaş bellek çıkartıp arabanın teybine taktı, birbiri ardına kemençe melodileriyle süslenmiş şarkılar inletiyordu arabayı. Zehra birkaç şarkı sonra başını geriye gerdirirken ''Ne kadar zevksizsin'' diye mırıldandı. ''Baba tarafım Karadenizlidir, çok severim kemençeyi'' diye açıklama yaptı Levent. ''Kro'' diye bırın kıvırdı Zehra ve ''Başka şarkı yok mu?'' diye sordu.
Umarım annenin memleketine özgü türküleri de dinletmezsin zorla diye ekledi. Merak etme, annem İstanbul asilzadesidir. Onun dinlediği musiki beni bile sıkıyor diyerek gülümsedi Levent ve hafıza kartındaki şarkılardan düzgün bir şey bulmaya çalıştı. Belki daha az kemençeli, daha popüler bir şarkı, maksat yolculuğun kulak tırmalayan sessizliğini kırabilmekti. Dargınım olanlara kırgınım bugünlerde. Eldeki avuçtaki yok kalmadı. Çok değil, birkaç günde toplarım demiştim ya. Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı. Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılamıyor. Kaldı ki yaşanmış hisseli kalp affetmiyor. Sen affet, beni bu aşktan azat et. Ne yana baksam olmaz. Seni gördüğüm yerde konuşacak sözüm yok. Eski cümleler nerede? İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et. Ben de severim belki yerine. Evli evine, köylü köyüne. Gökhan Özen, iki yeni yabancı. Senin seçtiğin şarkıya ben diye söylendi Zehra. Kafasında iki cümle dönüyordu şimdi. Beni bu aşktan azat et, evli evine, köylü köyüne. Çok saçma, diye mırıldandı genç kız bu sefer. Sessizliği delen acemi bir kurşun gibi yalpalamıştı cümlesi. Kendi aklının duvarlarına çarpıp duruyordu yine tetiğini kendisinin çektiği o kurşun gibi düşüncesi. Saçma olan ne? Her şey. Hayatımdaki her şey çok saçma. Şu an burada olmam saçma. Peşinde tehlikeli adamların olması çok saçma. Bu evlilik çok saçma. Derin bir nefes alıp bezgince geri verdi. Çok saçma diye mırıldandı son defa. Ölgün bir sesle. Levent kısa bir süre düşünceli bakışlarla yola baktı. Sessizlik sinir bozucuydu. Sonra bir anda genç kıza çevirdi başını ve yapabildiği en anlayışlı ses tonuna büründürdü tüm bedenini. Neden bu kadar öfkelisin? Neden? Bu kadar öfkeli mi? Zehra durdu ve düşündü. Öfkeli miydi? Asıl soru neden kızamıyordu bu adama? Daha doğrusu bu olurdu belki. Kızamıyordu, küsemiyordu, suçlayıp öfke kısamıyordu. Yerlerde onu kaybetme korkusu yaşıyordu. En derin kuyularına saklandığı, sandığı bu duygu yeşeren topraklarıyla beraber ayyuka çıkıyordu. Alışmaktan mı geliyordu bu duygu acaba? Öfkeli değilim diye mırıldandı Zehra oturduğu araba koltuğunda yerine iyice sinerken utana sıkıla. O zaman sorun ne? O zaman sorun ne? Sorun sensin. Hayatıma girdiğinden beri sorun hep sen oldun. Hep sorun oldun. Sen bir sorunsun Levent Kadıoğlu diyecek cesareti yoktu Zehra'nın tabii ki. İçine kaçan çekinlik bir sesle Esma nikah merasimimizin dini nikahnesiz hükümlerini karşıladığını düşünüyor dedi. Evet, en büyük dertlerinden biri buydu genç kızın. Evli miydi bu adamla şimdi? Yani gerçekten olabilir miydi? Kafasında dönüp dolaşıyor ama bir türlü oturup dinlenemiyordu bu düşünce. Biliyorum dedi Levent. Kendinden emin bir şekilde öyle lalettayen bir şeyler söyler gibi. Zehra'nın şenesi arabanın döşemesine doğru hızla yol alırken ne diye inler gibi söylendi. Nereden bilebilirsin ki? Bana öyle bakma dedi Levent başını geri atarak. Esma'nın ne düşündüğünü bilmiyordum tabii ki. Nikahımızın dini açıdan da sayılması için gerekli şartları nikahı duyurmak ve geçmiş zaman kipinde 3 kere sormak falan olduğunu biliyorum işte. Zehra'nın şaşkınlığı giderek artıyordu. Nereden biliyorsun diye sordu imalı bir tona bürünen haliyle. Nikah memurumuzun imam hatip lisesinden mezun olmuş. Birkaç sene sözleşmeli imamlık falan yapmış. Sonra memurluk sınavına girmiş. Nikah memuru olmuş. Bundan bize ne Allah aşkına? Zehra'nın sesi kontrolsüzce yüksek çıkmıştı. Çünkü tahammül sınırına giderek yaklaştığının sinyallerini veriyordu sabrı. Sakin ol şampiyon dedi Levent yine o cıvık tebessüm eşliğinde. Ramazan Hoca ile konuşma fırsatımız oldu resmi işlemleri yaparken. Bu konu hakkında biraz konuşmuştuk. Dini nikahımızı yapamayacağımızdan bahsetmiştim kendisine. O da böyle bir çözüm buldu sağ olsun. Bunları sen mi ayarladın diyerek araya girdi Zehra. İnanamıyorum sana. Hileyle evlilik mi olur yahu? Öncelikle karıcığım kocan olarak sana ilk nasihatim şu olacak. Bir hukukçuya özellikle bir avukata asla güvenmeyeceksin. Onu sayende tecrübe ettim zaten. Hem de defalarca teşekkür ederim. Zehra kollarını çapraz yapıp göz kafesinde birleştirdi. Ayrıca seninle hileyle evlenmedim. Evleneceğini bilerek geldin nikah dairesine. Luna Park'a gidiyoruz demedim. Sana şeker alacağım diye de vaat etmedim. Kendim bilerek ve isteyerek 3 defa kabul ettim diye yanıt verdim memurun sorusuna. Bu sırada tehdit altında da değildin. Sözde bir evlilik yapacak olsaydık sadece birer belge imzalayıp da bu işi halledebilirdik. Zehra'nın kaşları havaya kalkmıştı bu lafla. Gözleri yuvalarından fırlayıp Levent'i yumruklamak ister gibi pörtlemişti. Nasıl yani? O kadar merasime gerek yok muydu? Sadece bir belge imzalamak kadar kolay bir işlemdi ve biz onun yerine bir davul zurnası eksik düğün yaptık öyle mi? Davul ve zurna diye mırıldandı Levent. Aklıma gelmedi değil hani.
Gülümsüyordu genç adam. Gülümsemesi küfür gibi geliyordu genç kıza. Siniri bozucuydu. Her zamanki gibi. Bilmiş bir edayla gülüyordu. Alt ettim seni. Nasıl da kandırdım seni der gibi gülüyordu. Çapkınca gülüyordu. Yahu bu adam niye gülüyordu böyle? Bilseydim mehir falan isterdim bir kere. Mehir mi? Ne alaka? Yani evlenmek normalde de mehrini alamadığı için miydi bunun coşkusuzluğu bu kızın? Levent kaşlarını çatmıştı. Çatılan kaşlarıyla birlikte alnında hafif çizgiler belirmişti. Gözleri de hafifçe kısılınca komik bir yüz ifadesi yerleşmişti suratına. Mehir mi? Evet, din nikahta mehir falan konuşulur, ne bileyim, böyle kuru kuru da olmaz yani. Oldu da bitti maşallah Zehracığım. Senin bir eksiğin mehir kalmış anlaşılan. Mehir, evlenen kızı koruma altına almak için verilir benim bildiğim. Ve bu dünyada senin hakkını benden daha çok korumak isteyecek bir insan daha yoktur. Buna emin olabilirsin karıcığım. Hem bulunduğumuz durumu düşünürsek senin bana mehir vermen daha uygun olur bence. Zevzek şey diye tısladı Zehra. Bir de dalga geçiyordu münasebetsiz adam. Ama Levent birden ciddileşmişti. Senin mehirin benim yüreğim olacak karıcığım. Giderken onu da yanında götüreceksin çünkü. Ama bu yetmez diyorsan bir hakem bulur. Aramızda bu konuyu konuşabiliriz müsait bir zamanda, dedi genç adam. Ne güzel, dedi. Belki de külçeler rahatından bile ağırdı artık genç kızın mehri. Sevdalı bir yürekten daha ağır bir hazine mi vardı sanki? Sonrasında yol boyunca aralarında başka konuşma olmamıştı. Zaten Adana ve Mersin arası İstanbul'un bir semtinden diğer semtine gitmekten daha kolay ve kısa bir mesafeydi. Belki de bir saat bile sürmemişti yolculukları. Bu sırada Levent'in kemen çımarıdığı müziklerinin eşliğinde ilerlemişlerdi. Zehra kemençe severdi aslında. Hareketli ve eğlenceli müzikler iyi hoştu da bu Levent şarkılara keyifle eşlik edince bir sinir hali geliyordu genç kıza. Yine de alacağı yüklü mehirin hatırı için mutmain olmuştu kalbi. Hatta şu an kalbinin şehirlerinde bir yerlerde küçük bir kız çocuğu havalara zıplıyordu neşesinden. Bu keyfi Mersin'deki limana nazır iş yerlerine gelene kadar ancak sürebilmişti. Arabanın kapısını açtığında sanki bir ejderha sıcak ve yapışkan diliyle genç kızı baştan aşağı yalamış ve yapış yapış bırakmıştı. Ve aynı ejderha peşini hiç bırakmıyor gibiydi. Sıcaktı. Sıcaktan da öte bir sıcaktı bu tarif edemediği hava felaketi. Cehennem ötesinden gelen çöl sıcağı gibiydi. Dünyanın cehenneme kıyısı olan bir şehri gibiydi Mersin. Dışarıdan şık bir binaya benzeyen lojistik ve uluslararası nakliye şirketi modern bir yapıya sahipti. Aydınlık ve ferahtı. Kapıdan girdiğinde klimanın verdiği soğuk hava Hacı Velioğlu Holding'e değil de cennete geldiğiniz anonsunu yapıyor gibiydi. Bir de Zehra ile Levent'i kapıda karşılayan bir afeti devran vardı. Kübra, lojistik şirketlerin sorumlusuydu. Orta yaşlarda fit bir vücuda sahip, lüle lüle saçları ve şık makyajıyla alımlı bir kadındı. Bir de kıyafeti vardı tabii. Var diyorsak varoluşçuluğa olan saygımızdan yani. Aslında yok denecek bir kıyafetti. Mini bir elbise, o kadar. Askılı, mini minnacık bir elbise giymişti kadıncağız. Tabii hava sıcak olunca insanın giyinesi gelmiyor, dedi Zehra alayla. Kadın, efendim deyince Levent araya girip, tanıştırayım, eşim diyerek Zehra'yı tanıttı. Zehra kaşlarını kaldırdı gergin surat ifadesine ilaveten ve ellerini iki yana açıp ''Evet, eşiyim'' dedi. Bu daha çok muhatabına kaba tutar gibi bir hareketti. Böyle tanışma faslını bu kadar kolay kabullenmesi Levent'i bile şaşırtmıştı, yine de bozuntuya vermeden devam etti genç adam. ''Kendisi holdingimizin ortağıdır'' diye açıklamasına devam etti. ''Evet'' dedi Zehra. ''Patronum.'' İki elini yanına doğru iyice açıp genç kadına doğru bir adım attı ve ''Ve seni kovuyorum'' diye ekledi yalancı bir üzüntü haliyle. Ortamda gergin ve soğuk bir hava dalgası esti kısa bir süre. Levent Zehra'nın bu tutumuna anlam verememişti. O da donup kalmıştı bir an. Neyse ki Zehra gergin havayı çok uzatmadan yapmacık bir gülüşle beraber ''Şaka yapıyorum tabii ki'' dedi. ''Memnun oldum tanıştığıma'' diye ekledi ve elini uzatıp genç kadınla tokalaştı cansız bir şekilde. Ama gözlerindeki tehdit içeren o bakışlar hala aynı koyluktaydı. Bu kızı hiç sevmemişti. Bir insan nasıl böyle giyinebilirdi ki? Yani utanmasa iç organlarını bile sergileyecekti. Vücudunun tüm hatları belliydi ve bu durumu genç kadına ayrıca bir çekicilik kattığı gerçekti. Zehra tesettüre girmeden önce bile böyle rahat giyinemezdi. Utanırdı. Ergenliğe girdikten sonra vücudu değişmeye başladığından beri utanırdı kendinden. O yüzden ergenliğinde bile bol kıyafetler seçerdi giymek için. Kübra anında Zehra'dan pek elektrik aldığı söylenemezdi. Bu sebeple biraz da Levent'le daha çok muhatap oluyordu genç kadın. Şirketin genel durumunu, işleyişi ya da diğer önemli bilgileri genç adama hitaben anlatıyordu. Bu da ayrıca sinir bozucuydu. Zira resmen Levent'e kuru yapıyordu kadın. Ve Levent her ne kadar o eski çapkın hallerini sergilemiyor olsa da uyuyan yılanın bu dürtüklemelerle uyanmayacağına malumdu. Belki de kızı beğenmiştir diye düşündü Zehra.
Ama bu kız da beğenilmeyecek gibi değildi. İri siyah gözleri vardı, esmer teni pürüzsüzdü. Bu kadife cildin hangi fondötene borçlu olduğu belli değildi tabii. Aslında vücudu yüzündeki bütün kusurları örtecek kadar kusursuz bir girinti ve çıkıntıya sahipti. Ayrıca Levent'le olan samimi halleri de sinir bozucuydu. Doğal bir cilve makinesi gibiydi. Bir şey söylerken kıvırtıyor, dudaklarını garip hale sokuyor ve sesi şuh bir tona bürünüyordu. Banu Alkan'ın gençlik hali gibiydi. Neyse ki bu kızın yanında çok uzun kalmamışlar ve Mersin'in sıcağında akşam ezanına bile yaklaşırken buharlaşmaya devam eden denizin bunaltısına da ekleyerek önce marinada denize manzarası olan bir mekanda yemek yemiş, ardından da kalacakları otele geçmişlerdi. Otel odasına ilk girdiklerinde Zehra küçük çaplı bir şok süreci geçirmişti. Bu oda Adana'da kaldıkları odaya nazaran oldukça küçüktü. Oturma alanında masa, iki sandalye, aynalı komodin gibi gereksiz eşyalar vardı ve yatma kısmında da bir yatak. Sadece bir tane. Küçük bir balkon eklemişler deniz manzarası olan odaya. Küçük ve sevimliydi fakat iki kişinin kalması ve ayrı ayrı yatması için hiç uygun değildi. Yere yatak serilecek kadar bile alan bırakmamışlardı. Normal şartlarda oturma kısmında küçük bir koltuk olması gerekirken onun yerine iki sandalyeyle geçiştirmişlerdi sanki. ''Bunları bilerek mi yapıyorsun?'' diye sordu Zehra sinirle. Levent şaşkınca genç kıza baktı. ''Neyi bilerek mi yapıyorum?'' diye sordu kaşlarını kaldırarak. ''Böyle küçük bir otel odasında seninle baş başa kalacağımı düşünmüyorsun herhalde.'' ''Nereye gitmeyi planlıyorsun karıcığım? Otelde başka oda kalmamış. Zaten tek başına kalmak istediğinde olanları da gördük. Hem bu odayı şirket ayarladı, ben değil. Sürekli sen mi yapıyorsun?'' diyerek bunaltma beni. Levent Mersin sıcağından bunalmıştı. Ayrıca Zehra'nın gün boyunca dengesiz, agresif, huysuz davranışlarıyla da iyice gerilmişti. Bu kızın bir anı başka bir anla denk düşmüyordu anlaşılan, ne yazık ki. ''Seninle bu odada kalmayı düşünmüyorum yalı çapkını. Başka bir yol bulabileceğimize eminim.'' Zehra kendinden emin bir şekilde kollarını göğsünde birleştirmiş ve yüzüne de en asık surat ifadesini yerleştirmişti. İnatçı bir kız çocuğundan farklı değildi görüntüsü. Levent üzerindeki açık mavi renkli keten ceketi çıkarttı ve camın önüne konmuş olan yuvarlak masaya hizalanmış sandalyelerden birini astı. Gömleğinin kol düğmelerini açarken hiçbir şey söylemeden Zehra'nın bulunduğu yöne doğru ağır adımlar atmaya başlamıştı. Bu sessizliği ve vakur adımları oldukça tehditkar ve ürkütücü görünmesine sebep oluyordu. Zehra arkasına duvara doğru verecek şekilde bir iki adım gerilemeye başlamıştı bile. Levent kol düğmelerini açtıktan sonra genç kıza şuh bir bakış attı, dudakları kıvrılmış ve kaşları havaya kalkmıştı. ''Nerede kalmıştık?'' diye sordu genç adam. Zehra ile arasında birkaç adımlık mesafe kalmıştı. Boğazın duymuru gibi biriken heyecanını dindirmek için yutkunan genç kız, ''Ben diyordum, neden seninle aynı odada kalmak zorundaymışım?'' ''Benden başka güvenebileceğin biri var mı?'' dedi Levent kollarını iki yana açarak. Genç adamın bakışları ciddileşmişti. Aynı konuları dönüp dönüp tekrar konuşmaktan sıkılmış gibiydi. Aslında Zehra'yı tanımasa sabrı çoktan taşardı. Ama genç kızın çıkmaz sandığı sokaklarını kendi kalbinin kıvrımlarını tanıdığı kadar iyi tanıyordu genç adam. Zehra'nın yıkılmaz sandığı güçlü duvarları vardı. Bu duvarlar görünmez, hayali duvarlardı ve bir tek genç kızı tutuyorlardı işlerinde. Boğuyorlardı bazen, tüm duygularına set çekiyorlardı. Yıkılmaz olduklarını inandırmıştı kendini genç kız bir kere. Önceki tecrübesinden ders alan ve canının acıyacağını düşünüp de soğuk sobaya bile dokunamayan küçük bir çocuk gibiydi. ''Mustafa enişten var bir kere, Fatih var, Yusuf var.'' Zehra başını dikletirmiş ve tüm inatçılığını vücudunun kıvrımlarına yaymıştı. Gergin olduğu kadar da korkmuş gibi görünüyordu. Ama bunu belli etmeye hiç niyeti yoktu. ''O zaman sen söyle, o kadar insan varken sen neden benimlesin? Benimle evlenmeyi neden kabul ettin? Seni canın pahasına da olsa koruyacağımı söylediğimde neden bana güvenmeyi seçtin? Zorladım mı seni? Alnına silah mı dayadım? Gönül rızanla evlenmedi mi benimle?'' Hangi sorudan başlayacaktı Zehra? Hangisine verecek cevabım var acaba? Levent'e haksız bulabileceğim bir cevabım var mı kendi içinde? Zehra işaret parmağını genç adama doğru uzatarak "çünkü" dedi ve duraksadı. "Çünkü ne?" Levent genç kıza bir adım daha yaklaşırken beyaz gömleğinin üst düğmelerinden birkaç tanesini çözmeye başladı. Zehra tekrar "çünkü" diye başladı sayıklar gibi, ama sesi titremiş ve yine cümlesinin devamını getirememişti. Aklı boşalmıştı çünkü. Gözleri tek tek açılan gömleğin düğmelerine kilitlenmişti. Kıvrık yazısıyla Levent'in göğsünde yazan o dövme de ucundan görünmeye başlamıştı ve Zehra'nın bakışları da dövmenin kalanını görmek için dikkat kesilmiş gibiydi. "Evet," dedi Levent, "cevabını bekliyorum." Ve bir adım daha attı. Bir nefeslik mesafedeydiler şimdi. Nefesin nefese değeceği kadar yakın ömürlerinin birbirine değip değmediğini bilemeyecek kadar uzaktı gönül mesafeleri. Zehra ucundan büyük
Harfini ancak seçebildiği dövmeye bakmaya devam ederek ''Dövme yaptırmak caiz değil, bilmiyor musun?'' diye mırıldandı. Kırılgan ses tonu daha çok düşünceli ve özgün çıkmıştı. ''Ka, kimdi bu Ka?'' ''Bazı anıları unutmak istemiyor insan, yüreğine kazımak istiyor. Hep gözünün önünde olsun istiyor belki. Aynalara baktığında görmek ve kendisine bakan insanlara göstermek istiyor.'' ''Allah bu vücudu sana hatıra defteri olarak vermedi Levent Efendi. Git kendine ajanda al da eski sevgililerinin listesini ona yaz. Vücudunun hesabını vereceksin unutma.'' Levent o kendine az iç gıcıklayıcı göz kırpmasıyla genç kıza şuh bir şekilde gülümsedi. ''Konu vücutlarımıza mı geldi?'' dedi. ''Zevzek şey, pis sapık. Vücut deyince aklına ne düşüyor bu adamın acaba?'' ''Yaklaşma.'' diye tısladı Zehra. Sesi titrek ve cılızdı. Dermanı kalmayan vücudu bir ölü kadar cansızdı. Ne kolunu kaldıracak gücü vardı ne de Levent'ten kaçacak enerjisi. Ve bir yanı hani şu ateşleri atmak ya da derin sularda boğmak istediği o aptal aşık yanı bulunduğu konumdan da pek de memnun gibiydi. ''Yaklaşırsam ne olur çalı kuşu? Unuttun sanırım. Ben senin kocanım ve benden izin almadan yatakta diğer tarafa bile dönmen caiz değil.'' Levent galibiyet kazanmış bir komutan edasıyla sırıtıyordu. Tam da yumruk atılası bir surat ifadesiydi bu. ''Sen de amma meraklıymışsın bu evlilik işine yahu. Hani kağıt üzerinde olacaktı bu evlilik. Böyle hileli evlilik mi olurmuş? Sen çocuk mu kandırıyorsun be adam?'' Levent genç kızın kulağına doğru eğildi. Kısık bir sesle ''İstersen gerçek bir evlilik nasıl olur sana hemen bu odada gösterebilirim. Ne dersin?'' diye fısıldadı. Adamın nefesi genç kızın başörtüsünü aşıyor. Kulağından başlayıp tüm iç organlarını yakıp kavuran kavurucu bir rüzgara dönüşüyordu sanki. ''Beni bu yalanlara kandıramazsın ileci avukat.'' Zehra ellerini duvara yaslamış düşmemek için titreyen bacaklarına zor komut veriyordu. Ama kuyruğunu da havada tutmaktan vazgeçecek değildi elbette. ''Seni ben kandırmıyorum karıcığım. Bence sen kendini kandırıyorsun sadece. Hukuk tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki gözlerin başka, dudakların çok başka şeyler söylüyor. Ama direnemeyeceksin. Gerçekleri kabullendiğinde belki de çok geç olacak. İkimiz de kaybetmiş olacağız. Ve yazık olacak. Çok yazık olacak hem de.'' Levent'in sesi hem hüzne boyanmış bir kuş gibi çırpınıyordu havada. Zehra nefes dahi alamıyordu. ''Uzak dur.'' diye mırıldansa da sıktığı dişlerin arasından bu iltimatonu kendi kendine bile hükümsüz kalan yetersiz bir derinliğine ibaretti ancak. Bulunduğu durumdan şikayetçi değildi. Levent'in saçlarından yayılan keskin bir raiha vardı burnunu sızlatan. Bunu sevmişti mesela. Genç kıza okyanusun özgürlüğünü, gökyüzünün sonsuzluğunu vaat ediyordu sanki. Bir günahın ilk tohumlarını saçan rüzgar gibi dolaşıyordu çorak arazilerinde. Levent kokuyordu tüm duvarları. Bu kokuyu alıp bağrına basmak istiyordu şimdi. Sanki iştah kabartan bir yemeğin aç nefsine sızan lezzet buharı gibiydi. Dimağında tarifsiz tatlar bırakıyordu. Levent bir anda bedenini genç kızdan uzaklaştırdı. Bu yara bandını çekmek gibi ürpertici olmuştu bu. O güzel kokunun aynı anda dağların ötelerindeki gerçek yurduna gitmesi, sıcak iklimlerin yerini buz gibi soğuk demirden bir duyguya bırakması gibi. Ani bir sancı hiç beklemediği bir yumruk gibiydi. ''Ben de öyle tahmin etmiştim.'' dedi Levent genç kızın suskunluğundan faydalanarak. ''Bundan sonra bilmediğin konular hakkında fazla yorum yapmamanı tavsiye ederim. Yoksa sabrım taşar ve yeminimi bozabilirim.'' Bu nasıl bir tehditti? Genç kızın tüm tüyleri havalanmış, midesine kaynar sular akmaya başlamıştı. Nefesi boğazında düğümlenmiş ve kodasında uyan tüm tırtılların kelebek kanatları tomurcaklanmıştı sanki. Tırtıllar kımıl kımıldı ve kanatları gıdıklayan bir tüy gibi rahatsız ediyordu genç kızın kalbini. Bir yandan da ruhundaki kimsesiz kızın sırtını görünmez, manevi ama ezelden tanıdık bir el sıvazlıyordu sanki. Zehra ağzını açtı, ''Sana güvenmiyorum.'' diye bağırmak geliyordu içinden ama ağzı lal olmuştu sanki. Dilsizdi bu adama karşı. Kalbi susuyordu ve ona eşlik eden çaresiz dili sessiz kalıyordu. ''Sen'' diye başladı kıyafetlerini alıp lavaboya geçen Levent'in arkasından ve yine susup ayaklarını yere vurarak sinirini çıkarmaya çalıştı. ''Cıvık, münasebetsiz herif, dengesiz manyak.'' Bütün bu sıfatları ancak kendisi duyabilmişti. İçeriden gelen su sesi Levent'in duşa girdiğinin kanıtı gibiydi. ''Amma da rahat adam yahu.'' diye söylenmeye devam etti genç kız. Otelin balkonuna çıkıp deniz manzarasına verdi yüzünü. Deniz tüm asilliğiyle ışıldıyordu gecenin karanlığında. Uçsuz bucaksız bir karanlık bırakıyordu sanki yeryüzüne. Şehrin ışıkları gelinlik bir kızın saçlarını süsleyen renkli teller gibi süslüyordu kıyılarını. İnsanlar sahilde yürüyordu hala. Vakit çok da geç olmamalıydı. Oysa sıcak ve günün sırtesi çok yormuştu genç kızı. Uykusu gelmişti. Dengesiz Levent Efendi de yormuştu her anlamda. Düşünmekten beyni, düştüğü ikilemden kalbi yoruluyordu mesela.
Bu saatte gidecek yeri yoktu. Dışarıda bir yerlerde onu bekleyen insanların varlığı ürkütücüydü. Ve Levent bu adama gereğinden fazla alışmıştı Zehra. Hadi içeri gir artık. Yarın erken kalkacağız. İçeriden gelen o tanıdık erkek sesiyle gözlerini kapatıp başını geriye attı genç kız. Bir yanını rahatsız ederken diğer yanını memnun ediyordu bu adamın her sözü. Derin bir nefes alıp Allah'ım sabır diye söylense de tıpış tıpış içeri girdi. Levent çoktan pijamasını giymiş ve yatağa uzanmıştı. Zehra'ya görünce yatış pozisyonunu düzeltip bedenini yatağın bir tarafına doğru kaydırdı iyice. Zehra dandik oteldeki dandik dolabın otel 5 yıldızıydı bu arada. İçinden 2 yastık çıkardı. Feracesi üzerindeydi. Sıkı sıkı bağladığı bones ve başörtüsü değerli yerindeydi. Kafasındaydı. Dolaptan çıkardığı yastıkları Levent'le arasına yerleştirip iğreti bir şekilde uzandı yatağa. Huzursuz hissediyordu kendisini. Levent bezgince soluyup bakışlarını tavandan çevirmeden ''Zehra bu kadar abartma. Ben senin kocanım unutma.'' dedi. ''Seninle aynı yatakta yatmak zorunda olduğumu kabullenmem evliliğimizin geçerli olduğunu kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Sarmaş dolaş yatacak halimiz yok.'' Zehra öfkeliydi. Önce Levent'in sonra da bu oteli yapan muhteremlerin gelmişine geçmişine sövesi vardı. Ama kendine tutuyordu şimdilik. Korkarsan sarılabilirsin dedi Levent gıcık bir şekilde güldüğünü belli eden alaycı haliyle. Sana sarılacağıma yılana sarılmayı tercih ederim diye tersledi Zehra genç adamı ve sonra kremayı biraz daha açar mısın? Sıcak oldu sanki dedi masumca. O kıyafetlerle yatarsan bunu alman normal karıcığım. Levent yavaşça yataktan kalkıp kapının yanındaki düğmeleri çevirerek odanın sıcaklığını düşürdü. Yatağa geçtiğinde yine tavanı muhatap alır gibi konuşarak ''Şimdi nasıl?'' diye sordu. ''Daha iyi'' dedi Zehra içine kaçan bir sesle. Şimdi aynı yataktaydılar. Hem resmi hem de dini anlamda evlenmişlerdi. Zehra kabul etse de etmese de. Balayında aynı otel odasında aynı yataklarında yastıkla yatan yeni evli bir çiftler. Zehra pudur rengi feracesi ve Levent'te kısa kollu şık pijamasıyla oldukça ılımlı da görünüyorlardı üstelik. Herhangi bir uzun bana değerse önce seni yastıkla boğarım. Sonra bana dokunan yerlerini keser ve kızgın ateşte yakarım ona göre. Merak etme karıcığım, senin razı olmadığın hiçbir şeye yeltenmeyeceğim emin olabilirsin. Sana güvenmiyorum. Ben de seni seviyorum karıcığım, iyi geceler. Tiskin Levent, rahat adam. Seviyorum mu dedi o. Hadi bakalım Zehra, uyu uyuyabilirsen şimdi. Böyle kıpırdayıp durursan ikimiz de uyuyamayız. Levent kumsala uzanmışçasına sırt üstü bir şekilde yatıyordu. İki el de başının altında bakışları tavana sabitlenmişti. Yaklaşık 15 dakikadır huzursuzca bir o yana bir bu yana dönüyordu genç kız. Uyuyamıyorum dedi Zehra yanıklarını şişirerek. Kısa bir sessizlik oldu. Levent derin bir nefes aldı sonra bezgince boşalttı göğsüne doldurduğu havayı. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Neydem neydem geceden, şavkı vurur pencereden bacadan, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Genç adam tok sesini daha da kalınlaştırılmış mırıltı halinde türkü söylemeye başlamıştı. Melodik ritim uykuya inatla direnen Zehra'nın sinirlerini iyice gevşetiyordu. Çocukluğunda hayalini kurduğu nineler gibiydi. Uykusuz mu kaldın dünden geceden, neydem neydem geceden, uyan uyan yar, sinene sar beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Levent türküyü mırıldanmaya devam ettikçe Zehra da kendini uykunun kollarına teslim ediyordu yavaşça. Yumuşak pembe bulutlarda geziyordu ruhu. Levent'in sesi kadifeden bir nakış gibi işleniyordu kulağından kalbine özenle. Uyku bir masa ülkesine giriş biletini elinde tutuyordu sanki. Uyku Levent'e özgürce sarılabileceği bir ülkeye yolculuğu vaat eder gibiydi. ''Beni her düştüğümde kurtaracak mısın Memoli?'' diye sayıkladı kendini o bilinmez diyarlara teslim etmeden birkaç saniye önce. Bilinçsizce sarf etmişti bu cümleyi. Levent kısa bir an duraksadı ve başını yataklarına doğru çevirdiğinde bir bebek gibi uyuyan genç kıza baktı. ''Seni her düştüğünde kurtaracağım başımın belası.'' dedi memnuniyetle gülümserken. Sonrasında Mersin'den dönmelerin üzerinden neredeyse bir hafta geçmişti. Fakat Zehra İstanbul'a dönecekleri o günün sabahında yaşadığı şoku henüz üzerinden atamamıştı. Zehra, Levent'le aynı yatakta yatıyor olmak oldukça gergin bir zorunluluk olmuştu genç kız için. Bir de genç adamın tok sesiyle söylediği o türkünün nefsunun etkisinde banyodan sonra uykuya dalan bir bebek gibi huzurla dalmıştı uykuya. Oysa bütün gece tetikte kalması gerekmez miydi? Gerekirdi elbette, yanındaki Levent'ti sonuçta. Ama o ne yapmıştı? Duyduğu ilk ninni. Ninni bile de değil türküyle mayışıp hani o filmlerde babasının hikaye okuduğu küçük bir çocuk gibi keyifli bir uykuya dalıvermişti hemen.
Sabah olanları da hak etmişti haliyle. Yine istemsizce bir gülümseme yayıldı yüzüne. Yanaklarından başlayan bir sıcaklık kulaklarına kadar yayılıyordu. Nasıl olmuştu da sabah kendisini Levent'in göğsünde uyurken bulmuştu? Hala akıl sır erdiremiyordu. Aradaki yastık bile engel olamamıştı genç kıza. Saçı başı dağılmış, feracesi neredeyse beline kadar toplanmıştı. Uykusundaki o yumuşak ve ılık pembe bulutlar meğer kocasının, pardon o yalı çapkının sıcak bedeniymiş. Rüyalarına kadar süzülen o yarahiya ise Levent'in kokusuymuş. Zehra havayı koklar gibi bir nefes çekti içine, hala o kokuyu alabiliyordu nefes alışverişlerinde. Aslında o pozisyonu genç adama hissettirmeden değiştirebilseydi ve kendi yastığına fark ettirmeden geri dönseydi bu kadar sorun olmayacaktı. Ama tam da sessiz ve yavaşça bedenini iyice yaydığı adamın yumuşak gövdesinden çekmeye çalışırken, ki bu kışın sıcak yataktan ayrılmak kadar zor bir durum olmuştu, Levent'in "bıraksaydım da biraz daha keyfini çıkarsaydım şu anın" demesiyle irkilmişti genç kız. Rezil oluşunun tasdiklendiği an işte o andı tam olarak. Yaramazlık yaparken yakalanmıştı. Hem de öyle küçük bir şey de değildi bu yaramazlık. "Sana sarılacağım, yılana sarılırım, daha iyi" diye havalı naralar atarken gece sabahında kendini bu yumuşak göğüste uyurken bulmuştu. Utanıyordu ama utancından ayırdığı en büyük pay bu durumdan pişman olmamasındaydı. Hatta bu duygunun ıssız ve çorak arazilerine değen yağmur damlaları gibi huzur verici olduğunu söyleyebilirdi. Ama söylemezdi elbette. Kendine bile itiraf edemezdi bunu. Kalbinin bir yanı bas bas bağırsa da bu sesi susturmak için her huysuzluğu yapardı. Pis fırsatçı. Kesin ben uyurken diye lafa başladığında Levent de yattığı yerden doğrulmuştu. Öyle güzeldi ki sarılmak istiyordu Zehra adama. Bu içgüdüsel bir arzuydu. Sevilme isteği gibiydi. Levent'in dalgalarından kopup kıyılarına değen sığ sularda boğulmak ve kaybolmak istiyordu. Kor gibi yanan arazilerine ferahlık gelsin istiyordu. Ama bu mümkün değildi elbette. "Ben bir şey yapmadım karıcığım. Zaten Mustafa abiye verilmiş bir sözüm var. Ama sen bana dayanamıyorsun sanırım." Levent yatağın kenarında oturmuş ve utancından iyice kızaran Zehra'ya sırtını dönmüştü. Ama sırtı dönük bile olsa Zehra genç adamın ukalalıkla bezenmiş çapkınca gülen yüzünü hayalinde canlandırabiliyordu. "Ne sözü? Nasıl bir söz verdin ki?" Zehra'nın sesi yumuşamıştı. Sözler, sırlar, ucundan görünen gizemli dövmeler, gece aynı yatakta yatıp sabah sarmaş dolaş uyanmalar. Kafası allak bullaktı genç kızın. Levent bezgince omuzlarını düşürdü. "Seni beyaz gelinliğinde evinden alıp anlı şanlı bir düğünle bu evliliği taşlandırmadan sana elimi sürmeyeceğim" dedi bıkkın bir sesle ve ucuna oturduğu yataktan kalkıp yavaş adımlarla lavaboya geçti. Neden Zehra'nın kalbine kızgın lavlar akıyordu şimdi? Gözleri de bu lavlardan nasibini almış gibi yanıyor ve sızlıyordu. Neden içinden ağlamak gelmişti? Anlı şanlı bir düğünün hayali mi acıtmıştı kalbini? Yoksa Levent'in verdiği söz mü okşamıştı nasırlı kalbinin yaralarını? Belki de umutsuzluğunun dibi görünmeyen derinliklerine tekrar tekrar şahit olmak yakıyordu canını. O düğün olmayacaktı ve Levent'in yüzüne değmeyecek, bir gece kırmızı tülbentle örttüğü duvağını açmayacaktı hiçbir zaman. Feracesini ıslatan birkaç damlanın ardından yanaklarından süzülen yaşları fark etti genç kız. Bir şeyler yıkılmıştı kalbinde ama adını tam olarak koyamıyordu bir türlü. Bir yanını okşarken diğer yanını acımasızca tokatlayan bir duyguydu bu. Hükmen yenik hissediyordu kendisini bu oyunda. Tüm piyonlarını ilk hamlede kaybetmişti sanki. Belki de oyun başlamadan. O gün dönüş yolu boyunca hüzünlü bir hava girmişti aralarına. Zehra Levent'e baktığında bugüne kadar görmeyi inkar ettiği bir fedakarlık duygusunu görebiliyordu artık. Aklının çözmeye çalıştığı bulmacada o kadar çok eksik kalan yer vardı ki bir türlü gerçek resmi göremiyordu. Zihniyle o boşlukları doldurmaya çalıştıkça bulunuyordu gerçekleri belki de. Döndükten sonra da neredeyse bir haftadır evden çıkmamıştı. İşe gitmek istemiyordu, Levent'i her gördüğünde kalbi acıyordu. Görmesine de gerek yoktu gerçi. Artık kalbinde iflah olmayacak bir sızı vardı iş geçmeyen. Ama o gün Elif'in ısrarları ve imzalaması gereken evrakların oluşu iş yerine gitmesi için sebep olmuştu işte. Kapıdan çıkmadan boy aynasına yansıyan görüntüsüne baktı genç kız. Uzun ve bol bir elbise seçmişti kendine. Kalçaları çok belli olmasın diye de uzun bir yelek geçirmişti üzerine. Düz ve sade elbisesinin etek uçlarından renkli desenler vardı ve boynundaki kolye ancak hareketlilik katmıştı kıyafete. Yine de içi sıkılıyordu kendine baktıkça. Matem elbisesine bürünmüş bir karadul gibi hissediyordu kendisini. Derin bir nefes alıp evden çıktı genç kız. Elif'le vedalaştıktan sonra arabasına binip holdinge doğru ilerledi. Hava sıcak ve bunaltıcıydı. Ama asıl bunaltıcı olan holdingdeki asansöre binip yönetim katına çıkmak ve Levent'in odasına geçmekti şüphesiz.
Bir haftanın sonunda genç adamı tekrar gördüğünde kalbi sıkışmıştı yine. Göğüs kafesi dar geliyordu yerinden memnun olmayan zavallı organına. Kulakları uğulduyor, elleri terliyordu kapıdan ilk adımlarını atarken. Levent de Zehra'dan farksız değildi. Özlemle bakıyordu genç kıza. Yüzyıllardır görmemiş gibi. Kısa bir selamlaşmanın ardından Levent asistanını arayıp iki çay ve imzalanacak belgeleri istemişti. İşte bundan sonrası gergin bir bekleyiş aralarında. İkisi de lafa giremiyordu. Neyse ki Zehra'nın acı acı çalan telefonu dağıtmıştı gergin havayı. Arayan Halime'ydi. Zehra tebessüm ederek açtı telefonu. Fakat Halime'nin telaşlı ve ağlamalı sesini duyunca bir anda asıldı suratı. Halime, ne oldu, neyin var diye sordu hararetle. Levent bile meraklanmıştı. Tamam, ağlamadan anlatmayı dene, dedi bu sefer genç kız ve sessizce dinledi telefonda konuşulanları. Levent merakla Zehra'nın yüzünde değişen çizgileri izliyordu. Suratı halden hale giriyordu genç kızın. Tamam Halime, sen bana konum at, hemen geliyorum, dedi genç kız ve ayağa kalktı bir anda. Levent, nereye diye sorduğunda, önemli, kötü bir şey olmuş, diye dalgınca. Tamam, beraber gidelim, dediğinde Levent genç kız bezgince başını geriye attı. Sürekli peşimde mi gezeceksin, diye sordu agresifçe. Sen peşindeki tehlikeyi önemsememeye devam et küçük hanım. Aferin sana. Böyle devam et, diye söylendi Levent ceketini üzerine geçirirken. Böyle durumlar için özel güvenlik falan olmuyor muydu, diye sordu Zehra. Levent'in kaşları havaya kalktı. Nikahlı kocan yerine elin adamıyla gezmeyi tercih ediyorsun yani. Hiç yakıştıramadım sana, çalı kuşu, dedi alayla. Bir yandan da azarlar tondaydı çatılan kaşlarını eşlik ettiği otoriter sesi. Zehra da kaşlarını çatıp tehditkar bakışlar attı genç adama. Ama Levent, benim arabayla giderim demekle yetindi. Zehra da genç adamın arkasından isteksizce sürükleniyordu. Halime ile buluşacakları kafeye geldiklerinde genç kızı ağlamaktan şişmiş yüzü gözüyle perişan bir halde bulmuşlardı. Genç kız Zehra'yı görür görmez sıkıca sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Sakinleşene kadar da bir süre beklemeleri gerekmişti. Levent genç kıza bakıp özel bir durum varsa ben başka masaya geçebilirim demişti. Anlayışlı ama Halime, bir avukatın önerilerine ihtiyacım olabilir, diyerek genç adamın yanlarında kalmasını istemişti. İyice sakinleşip konuya geçmesi için de bir süre geçmesi gerekmişti. Garsonun getirdiği soğuk içecekten bir yudum aldıktan sonra ben onu çok sevmiştim. Ne geldiyse başıma bu yüzden geldi, diye başladı lafa. Evlenecektik. Her şey çok güzeldi. Aramızda dini nikah bile yapmıştık. Ona dünyadaki herkesten çok güveniyordum. Anlıyor musun Zehra beni? Dedi genç kız yalvaran bakışlarla arkadaşına bakarken. Zehra sessizce başını salladı onaylar gibi. Tabii ki anlıyordu. Kavga mı ettiniz? Ne oldu? Kırdı mı seni? Gücendirdi mi? Gider döverim ben onu, diye sordu. Halime arkadaşının suratına bakmıyordu. Onu duymamış gibi konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Bir gün beni annesiyle tanıştırmak istediğini söyledi. Kendi evlerine götürdü ama annesi evde yoktu. Din nikahımıza da güvenerek yakınlaştık. Çok kötü Zehra, bu çok kötü, dedi genç kız kafasını iki yana hızla sallayarak. Ben, dedi başını masaya doğru iyice eğip, geçen hafta hamile olduğumu öğrendim. Söylemedin mi o şerefsiz hamile olduğunu? Zehra öfkelenmişti. Sesi hiddetle çıkıyordu. Levent sessizce müvekkilini dinleyen avukat edasıyla dinliyordu genç kızı. Söyledim ama umursamadı. Git aldır, dedi. Annem sefadan haberdardı ama daha bağımı açmamıştık konuyu. Abim duyarsa hele kesin beni öldürür. Onlara anlatamam durumu. Bebeği aldıramam da. Kıyamam yani. Sefa beni görmek istemiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çıldırmak üzereyim artık, dedi Halime hışırıkların arasında kesik kesik anlatırken. Zehra elini yumruk yapıp masaya hafifçe döverken, o adamı kendim bulup öldüreceğim. İyi diş edeceğim onu, dedi öfkeyle. Levent Halime'ye bakıp anlayışlı bir surat ifadesiyle, bu bebeği gerçekten istiyor musun, diye sordu. Ben bir hata işledim. Çok büyük bir hata işledim. Ama bunun yanına bir cinayeti, bu kadar büyük bir günah da ekleyemem. O adamı babalık davası açabiliriz. Eğer ailenden yana korkun olursa senin için özel bir ev tutabiliriz. Sen ne yapmak istediğine karar verdiysen eğer ben elimden geleni yaparım, dedi Levent. Zehra sessizce izledi aralarında geçen konuşmayı. Levent'in bir abi gibi seveceğim ve anlayışlı halini izledi. Halime'nin ona güven ve minnetle bakışına şahit oldu. Midesinden kalbine doğru süzülen tırtıllar kudasında huzursuzca kıpırdanıyordu böyle anlarda. Her geçen gün daha da büyüyordu karanlığına sızan gün ışığının erittiği buzlardaki o onulmaz delik. Her geçen gün daha da alışıyordu bu adama. Kendinden emin ve kararlı duruşu güven aşılıyordu muhatabına. Ayrıca çatık kaşları, vasık surat ifadesi durumdan hoşnut olmadığını belli belirsiz ele verse de daha sakin ve vakur ele alabiliyordu durumu.
Sakindi bir kere. Zehra'nın öfkesini yansıttığı aynalar çoktan çatlamışken Levent olgun bir ağırbaşlılıkla çözümler üretebiliyordu. Zehra'nın sivri ve keskin yanlarına inat, Levent yumuşak ve oturaklıydı. Olan olmuş elime. Bundan sonra önümüze bakmalıyız. Ailenle konuş. Ben de yanında olurum istersen. Ama şimdi önceliğimiz bu bebeğin doğru düzgün şartlarda dünyaya gelmesi olmalı. Ben her zaman yanında olacağım arkadaşım diyerek arkadaşını teselli etmeye ve desteğini göstermeye çalıştı Zehra'da. Ama kalbinden tüm vücuduna insafsız yayılan bir öfke bulutu vardı. Bu bulut önüne ne geçerse yerle bir etmeye kararlı gibiydi. Tüm benliği kontrol altında tutmaya çalıştığı öfkesini yakıp kavuruyordu. Zaten kendisini ancak dönüş yoluna kadar tutabilmiş ve arabada ağzına gelen ne varsa saydırmıştı o adam için. Levent tepkisiz bir şekilde dinlemişti genç kızı. Bu da bir nevi teşvik ediyordu Zehra'yı. Yol boyunca öfkesini kusmuştu. O uçkuruna hakim olamayan ve bir genç kızın hayalleriyle oynayan, hilebaz, şeref yoksunu, insanlıktan nasibini almamış, cehennem odununa bildiği sıfatları ve lanetleri saydırsa da yine de içindeki öfke ateşi bir nebze bile olsun dinmemişti. Hırsla bastı son seren tuşlarına. Tamam Zehra sakin ol biraz diyen Levent'in sesi bile çok uzaklardan gelen cılız bir tını gibiydi uğuldayan kulakları için. Sakin olacak gibi değildi. Bir insan müsveddesi nasıl olur da kendine güvenen bir kıza böyle bir kötülük yapar ve onu ailesine karşı mahcup ederek yarı yolda bırakırdı. Sözünde durmayan, namus bilmeyen, şeref bilmeyen böyle insanları Taksim'de salandırmak gerekiyordu belki de ibret alem için. Levent'in serin odasına geldiklerinde kendilerini bekleyen bakımlı güzeli görmek genç kızın sinirlerine pek de iyi gelmemişti doğrusu. Levent genç kadını gördüğünde ''Hoş geldin Sevil'' demişti samimi bir şekilde ve kucaklaşmıştı kadınla. Sarılmıştı. Çakma da olsa karısının yanında. Utanmadan hem de. ''Hoş bulduk canım seni de rahatsız ediyorum ama'' dedi kadın yapmacık bir mahcuplukla. ''Yok canım ne rahatsızlığı.'' Levent gülümsemiş yerine otururken sadece o kadına bakıyordu ve gülümsüyordu. Dudaklarını köpek ısırıp dişleri mengeneye sıkışırca mendebur adam. Kadın güzeldi, bakımlıydı. Kıyafetleri özenle seçilmiş, saçı ve makyajı bilinçli bir ayarlarda yapılmıştı. Zehra'ya dönüp ''Merhaba canım'' dedi dudaklarını iğreti bir şekilde yayarak. Ama Zehra kadına karşılık vermedi. Elini havada bırakarak dudaklarını büzmek ve gözlerini kısmakla yetindi. Kadın bu hareketi anlam veremesi de üzerine gitmedi. ''Levent'ciyim'' dedi Sevil. ''Senle özel konuşmak istediğim bir mevzu vardı.'' Zehra gözlerini kısarak Levent'e baktı. ''Zehra bizi birkaç dakika yalnız bırakabilir misin acaba?'' diye sordu genç adam kibarca. Ve bingo, yalı çapkını geri dönmüştü işte. Utanmadan karısını kapı dışarı ediyordu şu yelloz için. Erkek milleti işte, al birini vur öbürküsüne. Zehra kaşlarını kaldırıp burnundan soğudu. ''İsterseniz holdingi kapatalım. Rahat edemezsiniz belki böyle.'' dedi alaycı ama bir o kadar öfke kusan bir sesle. Levent gözlerini devirip dudaklarını çapkınca kıvırdı. ''Kıskandın mı yoksa?'' ''Ne kıskanacağım be? Yaptığınız ayıp bir kere. Resmen kovuluyorum.'' dedi Zehra ve çantasını şimdi alıp kapıya yönelirken ''Şeytan görsün yüzünü, cıvık'' diye söyleniyordu. Arkasından adını seslenen Levent'i duymazlıktan gelerek kapıyı arkasından sert bir şekilde kapattı ve holdingin koridorunda hızlı adımlarla yürümeye başladı. Ne yapacaktı? Levent'in ve o kadının keyfini mi bekleyecekti? Tabii ki hayır. Merdivenlerden hırsla aşağı inerken eline telefonunu alıp Zila'yı aradı ve müsait olup olmadığını sordu. Tabii ki kardeş tatildeydi. Bu sıcakta hangi zenginin kızı İstanbul'da kalırdı ki? Levent'ten gelen ısrarlı aramaları birbiri ardına ret ederken ani bir kararla telefonunu kapattı. 15 dakikadır merdivenleri inmeyi bitirememişti. Hatta merdiven yöneldiğine çoktan pişman olmuştu. Akılsız başın cezasını ayaklar çekiyordu gerçekten. Arabasına yaklaştığında da hala siniri geçmemişti. Bir alışkanlık olarak arabasını uzağa park ettiği için de kendisini ayrıca kızgındı. Hatta sinirden gözleri kararmaya başlamıştı. Yoksa yorgunluktan mı? Sıcaktan mı kararıyordu yoksa gözleri? Peki bu yüzüne bastırılan ıslak pamuk da neydi? Bunları çok uzun süre düşünecek vakti olmamıştı genç kızın. Bir anda yığılıvermişti kendisini bekleyen izbandut gibi iki adamın kollarına. Sonrasında Zehra ağır hareketlerle göz kapaklarını araladı. Dünyadan gözüne ilişen görüntü bulanık ve uğultulu bir film karesi gibiydi. Kafasının üzerine demirden bir ağırlık varmış gibi hissediyordu. Tipik bir iş günü sabahında alarmın sesine zoraki uyanan haline benziyordu. Başındaki şiddetli ağrı ve otoparktaki arabasına gittiği zamandan sonrasının hafızasında kopuk olmasının dışında tabii. Ne gözlerindeki görüntü netleşiyordu dakikalardır ne de hafızasındaki bulanıklık düzeliyordu. Ne ara eve gelmişti, ne ara yatmış uyumuştu, Levent'e olan öfkesi yüzünden arada geçen zamandan fark etmemişti.
Görüş alana giderek netleşmeye başlarken bulunduğu odanın kendi odası olmadığını fark etmişti genç kız. Burası pek de şık olmayan sade bir yatak, bir kanepe, bir küçük masa ve iki sandalyeden oluşan envanteri ve yıllar önce kireç beyazına boyanmış ama yağmur ve nemden sarı dalgalarla kaplanmış, bir türlü yer yer dökülerek altından gri küflü bir beton yığınını sergileyen duvarlarıyla köhne ve varoş bir evin odasını andırıyordu. Belki rüya alemindeydi, gençlik zamanından kalma bir anısına getirmişti zihni genç kızı. Yurttan kaçtığında sığındığı o terk edilmiş evlerden halliceydi burası. Belki oraları daha iyi anımsıyordu hafızasında, yoksa böyle rahat yatak ve nispeten temiz bir kanepe bulması mümkün değildi. Zihni hala bulanıktı. Uyanık mıydı? Rüya aleminde miydi? Arabasına binmiş miydi? Uyanıyor muydu yoksa uyku aleminde miydi hala? Bütün sorular muamma bir sonuca doğru koşturuyordu kafasının içinde. Ve ayak seslerini duyabiliyordu kafasında dolaşan tilkilerin. Hayır, bu ayak sesleri kapının ardından geliyordu. Ve kapının önünde durmuş takırtılı bir sesle kilidi açmıştı o seslerin sahibi. Sonra yaşlı ve yorgun kapının kirişleri acı bir şekilde sürenerek açılmıştı. Gıcırdayan bir kapının o acı sesi Zehra'ya geçmişinden kovalayan kabusları hatırlatır gibiydi. İçeri giren kilolu bir bedene ve kaba yüz hatlarına sahip orta yaşlı adam asık suratıyla genç kızı süzdü. Zehra ancak yerinden doğrulmuş ve odayı incelemeyi bitirmişti. Şişman adam kendisinden beklenecek kaba ve soğuk bir sesle ''Uyandın mı?'' diye sordu genç kıza. Küstah ve kibirli bir mizacı vardı belli ki. ''Yo, uyuyorum hala. Rahatsız etme yazısını görmediniz mi kapıdaki?'' diye tersledi adamı Zehra. Adam gözlerini kısarak birkaç saniye süzdü genç kızı. Sonra cebinden telefonunu çıkartıp kurcalamaya başladı. Telefonu kulağına götürüp kısa bir süre bekledi. ''Abi, kuzu yandı.'' Bekledi. ''Biraz hırsıza benziyor ama idare ederiz abi.'' Bekledi. ''Tamam, sen gelene kadar bekliyoruz o zaman.'' dedi adam seri halde. Genç kızın odadaki varlığını görmezden geliyor gibiydi. Telefonu kapattıktan sonra genç kıza pis bir sırtışla bakarken ''Keyfinize bakın hanımefendi.'' dedi. Kibar değildi, hatta tavrı mide bulandırıcıydı. Zehra'nın midesinin kasılmasına sebep olacak kadar iğrenç ve ürkütücü bir hali vardı adamın. Bozuk bir yemeği koklamak, çürümüş bir cesedi izlemek ya da lağımda yürümek gibi iğrenç bir his kaplıyordu genç kızın ruhunu. O adam kendisine her baktığında sivri bir diken gibi tenine batıyordu bakışları. Zehra gözlerini devirip küçümser bakışlarla adama meydan okudu. ''Patronuna söyle, ne ondan ne sizden korkmuyorum. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok.'' Adam küstahça gülmekle yetindi. ''Küçük kız.'' dedi dudaklarını iğreti bir şekilde bükerek ve iri gövdesinden beklenmeyecek bir çeviklikle kapıya yöneldi. Odan çıktıktan sonra kapıyı kilitlemeyi ihmal etmedi. Bu bir rüya değildi. Zehra en son hatırladığı şeyin arabasına doğru ilerlerken yüzüne değen ıslak bir bez olduğunu hatırladı. Sonrası yoktu. Bomboş. Nasıl gelmişti buraya belli değil. Kim getirmişti onu belli değil. Dertleri neydi bu adamların peki? O da belli değil. Belirsizlik can sıkıcıydı. Ona ne yapacaklarının belirsizliği tüm soruların üstüne çıkıyordu. Bu izbandut gibi adam gibi birkaç tane daha dışarıda beklediğine emindi. Onlara karşı koyamayacağını da adı gibi iyi biliyordu. Ama korktuğunu belli edecek de değildi. Şimdilik planlarının genç kıza dokunmadan öldürmek olması için dua edebilirdi. Şu durumda ölmek kaçmaktan sonra ikinci en güzel çözüm gibiydi ama Zehra bu odadan kaçamazdı. Zemin katlı olmasına rağmen demir parmaklıklarla kapatılmış pencereden çıkmasına imkan yoktu. Kapıyı sandalyeyle kırsa çıktığında neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Garip bir şekilde dinginlik hali vardı üzerinde. O filmlerde kapıya dayanıp kendini yatarcasına ''Açın kapıyı!'' diye bağıran kızlar gibi değildi. Belki böyle bir şeyin başına geleceği ihtimaliyle tedirgin bir şekilde gezmektense her şeyin olup bitmesini istiyordu artık. Yaşama şansı olmayan bir hastanın ölümü arzulaması gibiydi bu his. Ne olacaksa olsundu. Artık yaşansın ve bitsindi. Korkarak yaşamaktansa onuruyla ölmeyi yeğlerdi. Birden Elif geldi aklına genç kızın. Fatma Sare, Ömer Hattab, sonra Esma ve Betül. Tüm yeğenleri. Esma'nın doğacak bebeği. Özlerler miydi Zehra'yı? Üzülürler miydi acaba? Kardeşi Zeliha ona doyamamıştı bile daha. Ya Halime? Nasıl atlatacaktı başındaki musibeti? Ve Levent, mezarına gelir bir gül demeti bırakırdı ilk zamanlar. Sonra Zehra'yı unutup yoluna devam ederdi elbette. Evlenir mutlu olurdu. Çocukları olurdu belki. Gözlerinden süzülen yaşlara sildi Zehra. Buradan çıkabilirdi, bir şeyler bulmalıydı. O adamlar kimdi bilmiyordu ama onlara boyun eğecek değildi. Sevdikleri için direnmek zorundaydı ama nasıl? Neredeyse bir saat. Belki de daha fazladır içeriye gelen giden olmamıştı.
Bu odada zaman kavramını pek kestiremiyordu genç kız. Saat kaçtı, namaz vakti geçmiş miydi, nasıl abdest alacaktı? Mesanesi o kadar sıkıştırmasına rağmen tuvalete gidebileceğini düşünemiyordu bu adamların içinde. Acaba tek bir adam mı bekliyordu onu? Hiç ses gelmiyordu dışarıdan. Belki de kimse kalmamıştı. Kapıyı zorladı ama bu kendine hayrı kalmamış, yıkık dökük evin milattan kalma kapısı sandığından daha sağlamdı. Ya da Zehra'nın şu aptal kapıyı bile kıracak kadar gücü yoktu. Başı ağrımaya başlamıştı düşünmekten. Derin bir nefes aldı ve ''Allah kerim'' diye mırıldandı. ''Amenna.'' Tam da bu sırada kapı açıldı. İçeri ilk giren kişi o tanıdık, kaba saba adamdı. Arkasından o adamın takım elbise giymiş bir başka versiyonu gelmişti. Bu adam çok kilolu olmasa da yapılı bir adamdı. Göbeği bir top gibi, karnında belirgin bir şekilde yalıyordu. Yüzünde derin çukurlar vardı. Sanki delik deşik gibiydi suratı. Kirli sakalları koyu ve kalın kaşlarıyla birleşip karanlık bir gölge düşürüyordu yansımasına. Kahverengi gözleri bu gölgenin içinde fark edilemeyecek, dipsiz kuyudaki kahverengi küçük bir bilye gibiydi. ''Demek Zehra Kadıoğlu sensin.'' dedi adam kibirle genç kızı süzerken. ''Sen de beni aylardır takip eden adam olmalısın.'' Zehra'nın başı dikti. Ölümüne korkuyor olsa da bu duygusunu şu an kalbinin en derinlerine gömmüştü. Eğer bugün burada son gününü yaşıyorsa bunu ağlayıp yalvararak sefil bir şekilde heba etmeyecekti. ''Küçük hanım.'' dedi adam pis bir şekilde giderek. Dişleri sapsarı, yer yer siyah çizgilerle lekelenmişti. Bu haliyle çocuk hikayelerindeki kötü canavarlara benziyordu. Senin peşinde o kadar çok kişi var ki kapanın elinde kalıyorsun resmen. Yanındaki adamla beraber kahkaha attılar. Sanki komik bir şey söylemiş gibi. Bakalım Levent Efendi yokluğunu fark etmiş mi? Dedi adam, sonra gevrekçe uzatarak kelimeleri ve ceketinin cebinden bir telefon çıkardı. Ekranına birkaç kere dokundu ve sesi dışarı verdi. Elinde tuttuğu telefon uzun uzun çaldıktan sonra ne var diyen Levent'in öfkeli sesi yankılandı rutubet kokan odada. Eski bar değilsin avukat bey, dedi adam sırıtarak. Telefonu Zehra'ya yakın tutmaya çalışıyordu. Hiç müsait değilim. Senin kuru tehditlerin uğraşacak vaktim yok Selçuk. Ne diyeceksin bir an önce söyle ve kapat telefonu, meşgul etme. Levent bir an önce telefonu kapatmak istiyor gibiydi. Sesi telaşlı ve öfkeli çıkıyordu. Adamın yüzüne sinsi ve tiksinç bir ifade yayıldı. Karında mı merak etmiyorsun avukat Levent? İstersen daha uygun bir zamanda arayıp sesini dinleteyim. Tabii sesi kalırsa bağırmaktan, dedi. Yüzünde elendiğini belli eden muzip ve bir o kadar mide bulandırıcı bir ifade vardı. Kibirle süslenmiş, ego ile boyanmış aciz bir ifadeydi bu. Zehra'nın boğazından damağına kekremsi ve acı bir tat yayılıyordu bu adam konuştukça. Kusacak gibi oluyordu. Ulan nokta nokta, ulan nokta nokta, ulan nokta nokta. Senin derdin benimle değil mi lan nokta nokta? Gücün kadına kıza mı yetiyor? Levent sesinin son gücüyle susmadan bağırıyordu. Öyle ki odanın içinde sesi yankılanır hale gelmişti. Zehra başını eğip kendi kendine ''Bu Levent'in de azamı bozukmuş arkadaş'' diye mırıldandı. iPhone kutusundan çorap çıkması kadar şaşırtıcı bir durum olmuştu genç kız için. Levent küfürlerine nefes almadan devam ediyordu. ''Yeter artık, kes lan'' dedi telefonu tutan adam etrafına tükürükler saçarak. ''Sana demiştim değil mi? Benim karımdan uzak dur demiştim. Beni dinlemedin ama şimdi iyi dinle. O Sevil denen nokta noktaya da yanına alıp vereceğim adrese geleceksin. Beni duydun mu avukat?'' dedi adam. Zehra öfkeyle soğudu. Levent'in kırıkları yüzünden mi kaçırılmıştı yani? Evli kadınlarla mı kırıştırıyordu yoksa bu adam? Allah'ım sabır ver diye mırıldandı bu sefer. Beyni çatlayacaktı artık. Levent yine küfürler ve tehditler savurdu. Adam telefonu Zehra'ya doğru uzatarak ''Kocana bir şey söylemek ister misin bayan?'' dedi. Ahizeden Levent'in telaşlı sesi geldi bu sefer. ''Zehra'' dedi Levent boşluğa, çaresizce uzanan bir ev gibiydi sesi. Öyle istekli ve öylesine havada asılı kalan. ''İyi misin? Bir şey söyle.'' ''Ben iyiyim.'' dedi Zehra azık bir suratla Azize'ye bakarken. ''Bir şeyim yok benim.'' ''Tamam güzelim, merak etme. Kurtaracağım seni oradan.'' dedi Levent. Sesini olabildiğince yumuşatmaya ve inandırıcı olmaya çalışıyordu belli ki. Zehra gözlerini devirerek ''Hı-hı.'' dedi ama Levent bunu duymadı. Bir eliyle telefonu tutan adam diğer eliyle Zehra'nın çenesinden tutup başını kaldırdı. ''Güzel kızsın. Ne buluyorsun avukatta?'' dedi iğrenç bir iştahla. ''Çek elini.'' diye tıslanı Zehra adama ters bakışlar atarken. ''Dokunma lan ona nokta 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 nokta. Kıza dokunma sakın. Seni bulduğumda dokunaşlarınla beraber nokta nokta.'' diye bağırmaya başladı Levent telefonun diğer ucundan. Sanki genç kızı kurtarabilecek gibi son gücüne kadar kullanıyordu enerjisini. Sesi tehditkar ve ürkütücüydü. Ama muhatabının bu küfürleri sadece pis pis sırıtarak dinlediği bir gerçekti. Sanki Levent'i sinirlendirmekten garip bir zevk alıyor gibiydi.
Telefonu tutan adam ani bir hareketle Zehra'yı arkasını dönüp Ayşe'yi kulağına götürmüş ve odanın kapısına doğru yönelmişti. Birkaç dakikada kapının arkasında konuştuktan sonra odaya geri döndü. Merak etme dedi adam Zehra'ya duygusuz bir ifadeyle bakarken. Sana zarar vermek niyetinde değilim. Sadece o avukata haddini bildirmek istiyorum. Derdin benimle değilse beni niye kaçırdın be adam diye parladı Zehra Dedle. Adam gülümsedi. Hırçın ve güzel. Neden peşinde bunca insan var anlaşılıyor dedi dişlerinin arasından. Sonra devam etti. O avukat beni karımdan boşayacak sözde. Tüm mal varlığım elimden alacak ve oğlumu bir daha bana göstermeyeceklermiş. Yer miyim lan ben? İkisinin de nokta nokta. Ama önce onları kendi ayağıma getirmem lazımdı. Benim karımla uğraşırsa ben de onun dilinden cevap veririm. Anladın mı küçük hanım dedi. Zehra başını kaldırıp adama bakmadı bile. Muhatap almayacaktı bu karanlık adamı kendine. Adam da üstelemedi zaten. İyi dedi, keyfine bak. Bakalım avukat bey seni mi tercih edecek yoksa biricik kuzenini mi göreceğiz. Kapıya yöneldi. Adam kapıdan çıkmadan önce son bir cesaret cılız bir sesle ''Seccade'' dedi Zehra. Adam vücudunu çevirip yüzünü Zehra'ya döndü. ''Buyur'' dedi anlamamış gibi başını eğerek. ''Seccade ve abdest alabileceğim bir lavabo. Ayrıca namaz vakitlerini anlamam için küçük bir saat lazım.'' dedi. Adam kısa bir süre düşündü. ''Uslu durursan hallederiz.'' dedi keyifsiz bir şekilde ve odadan çıktı. Neredeyse 10 dakika sonra bir başka adam Zehra'nın istediği şeyleri getirmişti. Ayrıca yiyecek bir şeyler de getirmişti yanında ve Zehra'yı evin pis, küflü ve amonyak kokan lavabosuna doğru yönlendirmiş. Genç kız kapısı kilitli bir şekilde abdestini alırken kapıda beklemişti. Tabii Zehra'nın bolca havlu kağıt harcaması ve mümkün olduğunca az nefes alması gerekmişti işini görürken. İçeri girdiğinde seccadesinin ucunda bir pusulanın da olduğunu ve hatta tesbihi tülbendiyle takım olarak etiketinin de üzerinde kaldığını gördü genç kız. Ağlanacak durumunda gülümseten saçma bir ayrıntılardandı işte bu da. Adamlar belki de hayatında ilk defa seccade tesbih almıştı kaçırdıkları bir insana. Namazını kılıp dua ettikten sonra tepsiyle gelen yemeğe baktı. Lezzetli bir menüye benziyordu. Karışık kebap çeşitleri doldurulmuştu büyük boy bir servis paketine. Zehra'nın karnı guruldasa da iştahı hiç yoktu. Yüzünü çevirdi tepsiden ve pencereye yaklaşarak dışarıya baktı. Görüş alanına otları birbirine karışmış yeşillikli bir bahçe ve betondan yapılmış yüksek bir bahçe duvarı girdi önce. Etrafta başka bir ev yokmuş mesajı veren ıssız ve terk edilmiş bir yapı hissi veriyordu bu görüntü. Başını gökyüzüne çevirdi. Olabildiğince özgürlüğü haykıran maviliklere baktı. Kendisini yorgun hissediyordu. Bu yorgunluk gökyüzü mavi tuğlalarla bölünüp tek tek üstüne çöküyormuş hissi veriyordu genç kıza. Sonra karanlıkta kalıyordu dört bir yanı. Güneşsiz, umutsuz, havasız, susuz kalıyordu çorak toprakları. Buradan kurtulacaktı elbet. Levent canı pahasına da olsa bir yolunu bulurdu genç kızı kurtarmak için. Yapardı, evet, ona güveni tamdı ama sonrası hayallerine sığmayacak kadar uzak bir şehir gibi, dibini göremediği derin bir gölde gecenin en karanlık anında tek başına kala kalmak gibiydi. Sonrası olmayacak bir varla yok arasında sıkışıp kalmış hayal gibiydi. Aradan geçen zamanın hesabını yapmamıştı genç kız ama gün ışıldayan o parlak elbisesini siyah ve yaldızlı geceliğine bırakmaya hazırlanıyordu. Akşam ezanı vaktiydi, zaman çabuk geçmişti, abdestinin duruyor olmasına sevindi. O pis lavaboya tekrar gitmek istemiyordu, seccadesini temizliğine çok da güvenmediği renkli halının üzerinde ikindi namazı kılarken serdiği yöne doğru serdi. Namazı kıldıktan sonra kanepenin ucuna doğru oturup önündeki yemek tepsisine boş gözlerle bakarken dışarıdan gelen gürültüyle irkildi. ''Dur, polis!'' diye bağırıyor tanıdık bir ses. Bu Murat komiserdi, sonra birkaç el silah sesi içinde olduğu odanın kapısı dışarıdan açılmaya çalışıldı önce. Zehra diye bağırdı bu sefer kalbinin ezelden tanıdığı bir ses. Zehra orada mısın? Zehra titreyen bir sesle buradayım dedi ama bağıramamıştı. Şimdiye kadar ruhuna bastırdığı ağlama isteği Levent'in sesiyle benden yakmış gibi yanaklarına hücum ediyordu sanki. Tamam güzelim korkma sakın ben buradayım. Şimdi yanına geleceğim dedi Levent. Bu sırada dışarıdan polis sirenleri duyulmaya başlamıştı. Çığlık çığlığa bağırıyordu sirenler. Birkaç sert darbe vurulduktan sonra kilit geri yuvasından ayrılıp özgürlüğünü ilan eden kapı menteşesi kopmuş ve kapı açılmıştı bir anda. Levent hızla içeri girerken Zehra aşkırıklarla ağlamaya başladı. Genç adam bir elini bağrına götürmüş ve sırtını pencere pervazına dayamış, ürkek gözlerle kendisini bekleyen genç kızı görünce bir ışınla içeri girip kollarının arasına almıştı genç kızın narin bedenini. Ve Zehra histerik bir şekilde ağlamaya başlamıştı aynı anda. ''Şşş tamam geçti'' diyerek sakinleştirmeye çalışıyordu genç kızın sırtını. Yumuşak hareketlerle sıvazlayan Levent. Ağlaması hafifleyen Zehra ise ilk olarak ''Hani söz vermiştim Mustafa abiye'' dedi burnunu çekerken.
Bu dokunuş aramızda bir sır olarak kalabilir değil mi? Keşke böyle güzel sırlar biriktirseydiler hep. Olabilir, dedi Zehra bulunduğu konumdan keyif alarak. Genç adamın ılık bedeni ve hızlı atan kalbini ruhunun tüm sırlarını alacak kadar yakından hissedebiliyordu şimdi. Ama sonra tam da başka birinin isminin yazdığı o dövmenin üzerinde yaslandığını fark etti. Başını genç adamın boyun kendisinden çekmeye çalışırken adamın güçlü elleri kıza engel olmuştu. Lütfen bu anı da bozma de Levent. Seni kaybetme korkusu nasıl bir şey biliyor musun? Delireceğimi sandım. Zehra da aynı şeyleri hissetmişti aslında. Ama bunu dillendirmek işine gelmiyordu o an. Zehra konuşmasına fırsat kalmadan Murat komiser içeri girmişti. Bedenini genç adamın bedeninden ayırsa da Levent elini sıkıca tutmuştu genç kızın. Hepsini paketledik. Siz şimdi gidebilirsiniz. Yarın ifade için emniyete gelmeniz gerekecek tabii, dedi Murat komiserin silahını belinde kılıfını yerleştirirken. Teşekkürler, dedi Zehra minnetle. Sizinle çok işimiz var anlaşılan Zehra Hanım, dedi Murat bezgince. Sonra başını geriye doğru atarak, neyse bunları sonra konuşuruz. Siz şimdi biraz dinlenin, dedi ve Levent'le selamlaşarak genç çiftin yanından ayrıldı. Levent de Zehra'yı peşinden sürükleyerek yürümeye başladı. Avucunun içinde bir kuş gibi titreyen sıcak eli gayri ihtiyarı bir şekilde dudaklarına bastırdı ama genç kız önce elini çekti, sonra da tüm bedenini uzaklaştırdı genç adamdan. Bu kadar sır bize yeter sanırım, dedi kaşlarını açarak. Levent üzerine gitmedi. Zehra'nın bu hırçın ellerini görmek bile bir başka mutlu ediyordu genç adamı. Onlarca polisin arasından sıyrılıp arabalarına ulaştıklarında hala üzerlerindeki şoku atamamış olan genç kızı yolcu koltuğuna oturttu genç adam. Kendisi de şoför koltuğuna geçtikten sonra Zehra'ya dönüp ''Nereye gidelim? Eğer kendini iyi hissetmiyorsan hastaneye gidebiliriz. Kontrol amaçlı.'' dedi. Zehra dalgınca kaçırıldığı o köhne ve terk edilmiş, bakımsız evin etrafını sarı şerit çeken polisi izlerken ''Eve gitmek istiyorum.'' dedi. Üzerindeki elbiseye tonlarca ağırlıkta pislik yapışmış ve hepsi iğne gibi tenine batıyormuş gibi hissediyordu. Bir duş almalıydı, sonra sakinleştirici bir ilaç ya da bitkisel çay ve güzel bir uyku çekmeliydi. ''Ve sonra?'' dedi genç kız. ''Seninle oturup konuşmak, her şeyi ama her şeyi öğrenmek istiyorum. Bilmediğim ne varsa anlatacaksın. Bu adamlar kimdi? Peşimde daha başka kimler var? Ben nasıl bir ateşin içine düştüm? Hepsini bilmek istiyorum.'' İşte böyle dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Şenur Kasa, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. Muhteşem bir hikaye. YouTube'da arama kısmına 4 çeyrek sesli kitap diye yazarsanız çıkacaktır. Kalbinizi titretecek, kalbinize şifa olacak bir hikaye. Yani böyle hikayenlik 15-20 dakika sıkılabilirsiniz. Ama ondan sonrası efsane. Yani hani böyle bazı kitapları başlarsanız ve başında sıkılıp bırakırsınız ya, kesinlikle öyle bir şey yapmayın, pişman olursunuz. Bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet dostlar.